Efendim merhabalar. Bugün 7 Eylül günlerden Salı, saatler 12'yi gösteriyor. Ulusal Kanal ekranlarında ben Yeşim Eryılmaz. Gün ortasıyla sizlerle birlikteyiz. Gündemdeki tüm gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Peki bugün masada hangi başlıklar var? Hemen başlıklara bakalım. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen de yeni eğitim öğretim yılına başladılar. İlk dersini dün çaldı. Peki bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? Bu çok önemli. O kurallara uyulacak mı? Eğer vaka sayıları artarsa eğitim süreci nasıl işleyecek? Hepsini konuşacağız gün ortasında. Profesör Doktor Sayın İsmail Balık birazdan bizlerle birlikte olacak. Bir taraftan PCR testi zorunluluğu getirdi. Aşı var ama PCR testi yok. PCR testi için iş yerine izin alınacak mı? Bir yaptırım gelecek mi? Hukuki boyutunu da bugün Doktor Sayın Ramazan Arıtürk'le değerlendireceğiz efendim. Vaka sayılarına bakalım. Tabloda gelecek ekranlarınızda. Vaka sayıları artmaya devam ediyor. Ekranda da görüyorsunuz test sayımız 301.164 oldu. Vaka sayımız 20.962 olarak belirtildi ve vefat sayımız 271. İyileşen sayımız da 29.327 olarak gözüküyor dünkü turkuaz tabloya göre. Devam edelim. Dış politika gündemi oldukça önemli. Bir yandan Körfez diplomasisi Türkiye'nin devam ediyor. Bundan sonraki süreci takip edeceğiz. Mısır'dan ikinci görüşmeler için, istişari görüşmeler için bir heyet Ankara'da, ilk görüşmeler Kahire'de gerçekleşmişti. İkinci görüşmeler de Ankara'da devam ediyor. Mısır-Türkiye ilişkilerini konuşacağız ve bölgeye, özellikle Doğu Akdeniz'e yansımalarına bakacağız. Bundan sonraki süreçte neler olur? Türkiye'nin Mısır politikası ve Doğu Akdeniz politikasında neler değişti ve hangi adımlar atılacak? Değerlendireceğiz. Kiminle? Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Nurşin Güney bizlerle birlikte olacak. Bir de Yunanistan'a gideceğiz. Yunanistan'da bir bakan krizi yaşanıyor. Kıbrıs Rum kesiminden bir bakan Yunanistan'da görevlendirdi. Ardından tepkiler de devam ediyor. Hem bu konunun detayını alacağız hem de Libya Dışişleri Bakanı Atina'ya gitti, temaslarda bulundu. Bu temaslamaların zamanlamasını da yine konuşacağız. Gazeteci İlhan Tahsin'le değerlendireceğiz diyelim. Hemen haberlerimize bakalım. Dün Bakanlar Kurulu toplantısı vardı. Bakanlar Kurulu toplantısının ayrıntıları gelecek ekranlarınızda. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Ülkemizi savunma sanayinde en üst düzeye çıkarmakta kararlıyız dedi Erdoğan. Ekonomi ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çeltik fiyatları da belli oldu. Bakalım. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuştu. Gündeminde savunma ve ekonomi vardı. Ülkemizi savunma sanayinde en üst lige çıkarmakta kararlıyız. Erdoğan uluslararası rezervlerde artış olduğunu söyledi. Geçen seneyi 93,3 milyar dolarla kapattığımız döviz rezervlerimiz özellikle muhalefetin ana muhalefetiyle diğeri. Hepsi buraya çok dikkat etmesi lazım. 27 Ağustos itibariyle 118 milyar doları aşmış durumdadır. Cumhurbaşkanı orta vadeli programa değindi. Yıl sonu büyüme hedefinin %9 olduğunu hatırlattı. Milli gelirimizi bu yıl 800 milyar doların üzerine, program dönemi sonunda da 1 trilyon dolar seviyesine taşıyacağız. Erdoğan, bütçe açığı hedefine ulaşılacağını ifade etti. Hepinizin malumu olduğu üzere, bu yıl bütçe açığı hedefimizi sene başında %3,5 olacak şekilde revize etmiştik. Sözümüzde durarak inşallah bu hedefi rahat bir şekilde yakalayacağız. Çeltik fiyatları da belli oldu. Ton başına baldo çeşidi için 5.500 lira. 5.500 lira. Osmancık çeşidi için 4.500 lira. Luna çeşidi için 4.000 lira alım fiyatı uygulanacaktır. Evet, terörle mücadele PKK, ABD olan bağlılığını bir kez daha tehdit etti. PKK-PYD'nin sözde üst düzey yöneticilerinden İlham Ahmet, Amerikalı yetkiliyle yaptığı görüşmede Suriye'den çekilmeyin dediklerini anlattı. Türkiye, Rusya ve Suriye hükümetini hedef aldı. Türkiye terörle mücadelesinde hız kesmiyor. PKK'nın sözde maliye sorumlularından Holger Botan etkisiz hale getirildi. Örgütü çözülme olmaması için Botan'ın ölümünü üyelerinden 10 gün sakladı.
Terör örgütü PKK-PYD'nin sözde üst düzey yöneticilerinden İlham Ahmet, örgütün Amerika'ya olan bağlılığını bir kez daha teyit etti. Ahmet, Amerikalı yetkiliyle yaptığı görüşmede Suriye'den çekilmeyin dediklerini anlattı. Türkiye, Rusya ve Suriye hükümetini hedef aldı. Amerika Yakın Doğu Asya işlerinden sorumlu Dışişleri Müsteşar Vekili Joy Hood'la görüşen Ahmet'in, Amerika'nın Kuzeydoğu Suriye'deki varlığının siyasi uzlaşmalara varmanın garantisi olduğunu ilettiğini belirtti. Rusya ile ilişkilere de değinen Ahmet, Suriye'deki çatışmada Ruslardan tarafsız bir rol görmedik. Onlar daha çok Şam tarafında yer aldılar ifadesini kullandı. Ahmet ayrıca Suriye hükümetine baskı uygulamak için muhalif bileşenler arasındaki diyaloğu ve ortak bir fikir birliğine ulaşmayı desteklediklerini belirtti. Zor durumdaki terör örgütü Amerika'ya bir kez daha sarılırken Türkiye'nin başarılı operasyonları da devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Tel Tamir hattında 10 gün önce 8 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin örgütün Kandil kadrosundan olduğu ortaya çıktı. TRT Haber'in haberine göre o isim PKK'nın sözde maliye sorumlularından Hovgar Botan'dı. Örgüt çözülmeyi önlemek adına teröristin ölümünü 10 gün gizli tuttu. Botan'ın hastalıktan öldüğü yalanı ise kısa sürede ortaya çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlılığını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir kez daha yineledi. Akar, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Artan bir şiddet ve tempoda taarruzi bir ruhlu operasyonlarımız devam ediyor. İnşallah asil milletimizi terör belasından kurtaracağız dedi. Bakan Akar, terör örgütünün sözde yöneticileri, tepesindekiler sonlarının ne olacağını çok iyi anladı. Alttakilerin de adalete teslim olmaktan başka çarelerinin kalmadığını görmeleri lazım diye konuştu. Çerkeseteme iade itibar verilmemesi tartışması büyüyor. CHP sözcüsü Faik Özturak, Uluslararası Kafkas Derneği ile yapılan görüşmede Çerkeseteme için iade itibar sözü verilmediğini savundu. Özturak'a red yanıt Uluslararası Kafkas Derneği Başkanı Oğuz Berk'ten geldi. Ulusal kanala konuşan Berk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çerkeseteme iade itibar verilmesi sözüne 20 kişinin şahit olduğunu söyledi. CHP, Çerkezeteme iade itibar verilmesi haberleri için asparagas yani yalan dedi. CHP'nin yalan açıklamasına Uluslararası Kafkas Derneği'nden jet yanıt geldi. Doğru olmayan bir haber üzerinden benim bir açıklama yapmamızı istiyorsunuz. Biz, Türkiye Cumhuriyeti'nin ana muhalefet partisinin liderine yalan itham edecek kadar aciz değiliz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Ağustos tarihinde Uluslararası Kafkas Derneği yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmeyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan dernek başkanı Oğuz Berk, Kılıçdaroğlu'nun Çerkezeteme iadeye itibar verilmesini desteklediğini söyledi. Uluslararası Kafkas Derneği olarak CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettik. TRT Çerkez açılması ve Çerkezeteme iadeye itibar talebimizi ilettik. Sayın Kılıçdaroğlu her iki konuda da destek verdiğini, Ethem Bey'in mezarının Ürdün'den getirilmesi gerektiğini ifade etti. CHP sözcüsü Faik Öztrak ise bu açıklamaların doğru olmadığını savundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir görüşmede Çerkezeteme iadeye itibar verilmesi gerektiğini söylediği belirtildi. Konuyla ilişkin değerlendirmeniz nasıl olur? Genel Başkanımız bir tarihçi değildir. Ama Milli Kurtuluş Savaşı'nı ve bu savaşta kimin ne yaptığını ne yapmadığını da gayet iyi bilir. Şimdi böyle asparagas haberler üzerinden kamuoyunun gündemini işgal etmenin hiçbir anlamı yoktur. Uluslararası Kafkas Derneği Başkanı Oğuz Berk ise CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kemal Bey, Adnan Menderes'in, Topal Osman'ın, İskilipli Atıf Hoca'nın, Nazım Hikmet'in iadeye itibarı yapıldı. Çerkezetem'in neden yapılmasın? Mezarının da Türkiye'ye getirilmesi gerektiğini düşünüyorum dedi. Ulusal kanala konuşan Berk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çerkezeteme iadeye itibar verilmesini savunduğu bilgisinin doğru olduğunu vurguladı. Toplantıda 20 kişi vardı, 20 kişi de Kemal Bey'in söylediklerine şahit oldu. Kendi kameramız ve fotoğraf makinemiz vardı ama bize çekim yaptırmadılar. Videoyu size göndeririz dediler. Videonun sesini kısıp bize göndermişler. CHP sesli halini yayınlarsa sorun çözülür. Doğruluğu konusunda namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Durduk yere neden yalan söyleyelim? Gidiş amacımız zaten buydu. Sırf çay kahve içelim diye gitmedik. Hatta Kemal Bey'e konuştuktan sonra bu sözleri duymaktan memnun olduğumuzu ifade ettim.
Evet, bugün Mısır ve Türkiye arasında ikinci tur istişari görüşmeler başlıyor. Ankara'da görüşme gerçekleşecek. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Muhabir arkadaşımız Buse Gençtürk görüşmeleri takip ediyor. Buse, ne de son durum, heyet geldi mi ve görüşme başladı mı, senden dinleyelim. İşmer Yılmaz, Türkiye ve Mısır heyetlerinin iki gün boyunca sürecek olan istişari görüşmeleri bugün Ankara'da başladı. Geçtiğimiz dakikalarda Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Lozan'ın heyetlere başkanlık ettiği görüşmeler şu dakikalarda devam ediyor. Görüşmeler Dışişleri Bakanlığı'nda yapılıyor. 8 yıllık gerilimin ardından Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilere normalleşmesine ilişkin İlk adım Mayıs ayında atılmıştı ve 6 Mayıs'ta istikşafi görüşmeler, 2 günlük o görüşmeler tamamlanmıştı. Görüşmelerin ardından da görüşmelerin samimi havada ve kapsamlı bir içerikte yapıldığı duyurulmuştu. İstişarelerin ardından sonuçların değerlendirilip mütakip adımların atılacağı da belirtilmişti. Bugünden itibaren başlayan görüşmelerde önemli adımlar atılması bekleniyor. Özellikle iki ülkenin mavi vatanın kıyısı bulması sebebiyle deniz yetki anlaşmasının imzalanmasının da masada olduğu belirtiliyor. Bunun yanı sıra deniz yetki anlaşmasının yanı sıra ticari ilişkilerin artırılmasına ilişkin adımların atılması da öngörülüyor. Bir diğer başlığımızda iki ülke büyükelçiliklerinin açılmasının olması da bu yönde adımlar atılmasının olması da bekleniyor ve görüşmeler yarın da devam edecek. Dışişleri Bakanlığı'nda yapılacak görüşmelerin ayrıntılarını takip ediyor olacağız diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Gençler, kolay gelsin Ankara'dan. Görüşmelerin detaylarını aktardı efendim. Türkiye-Mısır diplomasisi devam ediyor. Bugün gün içinde de yine gün ortasında değerlendireceğiz. 13 kuşağında Profesör Doktor Sayın Nurşin Güney bizlerle birlikte olacak. Dış politikaya bir pencere açacağız diyelim ve devam edelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gençlerin sorunlarını 6 maddede özetlediği çözüm önerisini sundu. İşsizlik sorunu yaşayan gençlere oyun konsolu, cep telefonu ve ÖTV'siz araba vaat etti. Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı vaatlere Vatan Partisi Öncü Gençlik Başkanı Barış Demiralay'dan tepki geldi. Demiralay, onların düzeninde üretmek yok, tüketmek var ifadelerini kullandı. Bakalım. 1. Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak. İlk internet aboneliklerinden vergi alınmayacak ve indirimli paketlere ulaşmaları sağlanacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı videoda gençliğe vaatlerini sıraladı. Gençlere telefon, araba, internet gibi vaatlerde bulunan Kılıçdaroğlu'na Öncü Gençlik'ten yanıt geldi. Öncü Gençlik Genel Başkanı Barış Demiralay, Kılıçdaroğlu'nun üretmek yerine tüketmeyi yönlendiren vaatlerini eleştirdi. ÖTV indirimiyle araba al, onu bir galericiye ver, parasıyla KYK borcunu öde. Onların düzeninde çalışmak, üretmek, iş bulmak, tasarruf yapmak yok. Tüketmek var, borcu borçla kapatmak var, günü kurtarma var. Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV sıfırlanacak. Demiralay, gençliğin sorunlarını doğru tespit etmenin yakıcı önceliğine vurgu yaptı. Bol keseden dağıtılan son model telefonlar, sıfır arabalar. Havada uçuşan internet paketleri, indirimler. Bunların hepsi yalan, hepsi çaresizce masalları. Masal çok, gence iş yok. İndirim çok, gençlere parasız ve nitelikli eğitim yok. Artık sokakta dayılar göster telefonunu deyince ne yaparsınız onu bilmem. O da sizin başınıza dert olsun. Öncü Gençlik Genel Başkanı Barış Demiralay, Kılıçdaroğlu bu vaatleriyle iyi bir pazarlama müdürü olabilir ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerinin benzerlerini AVM'lerde, telefoncularda, araba galerinin camlarında görebilirsiniz. Kılıçdaroğlu bu vaatleriyle iyi bir pazarlama müdürü olabilir. Gençlere biraz daha kafayı takarsa onu sezon sonu indirimlerini anlatırken bulacağız. Türkiye'de genç işsizlik oranı tehlikeli boyutlarda. Zira TÜİK'in açıkladığı son verilerde her 4 gençten birinin işsiz olduğu belirtildi. Evet, COVID-19'a bir pencere açalım. Mücadelede son durum nedir? Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın İsmail Balık gün ortasında bizlerle birlikte. Sayın Balık, hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi yeni eğitim öğretim yılı da başladı ama öncelikle hemen bir rakamlara bakalım da dünkü Turkuaz tablo gelsin ekranlara ve sizin de rakamları değerlendirmenizi istiyorum. Vaka sayıları artmaya devam ediyor Sayın Balık. 20.962 yeni vakamız var ve can kaybımız da 271'e yükselmiş gözüküyor. Hocamızın bağlantısı bir sorun mu var?
Peki tamam, devam edelim. Can kaybımız 271 ve vaka sayılarımız 21 bine yaklaşmış gözüküyor. İlk olarak nasıl değerlendiriyorsunuz bu gidişatı? Maalesef 6 Eylül dün okullarımız başladı yüz yüze eğitime. Tabii bununla beraber tatilden dönenlerin hareketliğiyle birlikte, okulların açılmasıyla birlikte zaten bizim bir risk artışı beklentimiz vardı. Bu zamana gelene kadar maalesef Ağustos ayı içinde vaka sayılarımızı azaltamadık. İnsanlar çünkü tedbirlere uymadılar. Rehavet içinde olmaya devam ettiler. Bir pandemi yorgunluğu, hatta pandemi körlüğü yaşanıyor toplumun bir kısmı. Dolayısıyla geldiğimiz noktada vaka sayılarımız 20 binlerde ve aktif vaka sayısı da 500 binlerin üzerinde. Yani haritaya baktığımızda her ne kadar haritada aşağı haritasında mavilerin oranı arttı gibi görünse bile 100 binde vaka sayılarına baktığımızda yani daha önce hatırlarsak bu harita 100 binde vaka sayılarına göre renklendiriliyordu. O harita yayınlanmış olsa şu ekranda görünen haritanın önemli bir kısmı kırmızı olacak. Nereler kırmızı değil? Sadece ve sadece batı bölgelerimiz, Trakya ve Ege bölgelerimiz bu haritada ilk mavi olan bölgelerimizdi. Yani aşılama oranı en yüksek olan ve aşılama yüzdesi %75'in üzerine ilk çıkan bölgeler. Dolayısıyla bu bölgelerde tam doz aşılama oranı da son derece yüksek. Yani delta varyantına karşı güçlü bağışıklığın olduğu aşı tam doz aşılama. Bu bölgelerimiz bu açıdan bakıldığında %70'in üzerinde oranlara sahip olduğu için bu bölgelerimizde neredeyse vaka artışı hiç görülmüyor. 100 binde 30'larda 40'larda ama diğer bölgelerde yeni mavi olanlar veya hala turuncu ve sarı olan bölgelerimizde ise 100 binde 400'ler 500'ler civarında vaka sayıları devam ediyor. Yani bu bölgelerimiz salgını devam ettirmede ön planda sorumlu olan bölgelerimiz. Affedersiniz. Burada salgının yayılmasını artıran ya da engellemedeki en önemli faktör aşılama oranları, tam doz aşılama oranları. Bunun nitekim dün Yoğun Bakım Derneği tarafından da açıklandı. Birkaç gün önce Sayın Bakan tarafından da açıklandı. Eğer aşılama tamsa, tam doz aşılıysa bir kimse ağır enfeksiyon ve ölüm neredeyse hiç görülmüyor. Yani aşı bizi ağır enfeksiyondan ve ölümden koruyor. Üstelik de sanılanın tersine virüsün yayılmasını da ciddi anlamda kontrol ediyor tam doz aşılı olmak. Ama tabii ki tam doz aşısı olanların da dahil olmak üzere kontrole devam etmeye, yani tedbirlere devam etmeye gerekiyor. Yani maske, mesafe ve hijyene devam ettirmeleri gerekiyor. Şimdi dedik ki okullarda hareketlilik arttı. Okulların açılmasıyla beraber gidişler, gelişler, servisler vesaire. Ve okul içinde çocuklar aracılığıyla da özellikle delta varyantı 12 yaş üstü çocuklarda da yetişkinler kadar kolay yayılıyor, kolay bulaşabiliyor ve onlarda da ağır enfeksiyon yapabiliyor. İster istemez okullarda virüs yayılacaktır. Gerçi her ne kadar Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirler tamim olarak yayınlandı 24 Ağustos'ta. Bunlar oldukça ciddi tedbirler, virüsün yayılmasını minimize edecek tedbirler. Ama yine de riskin var olduğunu bilmemiz gerekiyor. Özellikle başta ebeveynlerimiz olmak üzere eğer hala aşısızsalar, onların bir an önce aşı olmaları hem kendileri aracılığıyla çocuklarına virüsü bulaştırmak ve onların sınıflarına virüsü bulaştırması ve yayma ve eğitimin kesintiye uğrama riskini doğuracak. Hem de tersine çocuklar sınıflarından, okullarından ya da servislerinden virüs alıp kendilerine getirdiklerinde ağır ölümcül bir enfeksiyon alma riskleri doğacak. Sayın Bakan, burada bir soru sormak istiyorum size. İzin verirseniz şöyle, alınan tedbirler var biliyorsunuz. PCR testi var zorunlu. Öğretmen ve okul idaresi için de geçerli. Yine toplu taşımalarda da alınan tedbirler var. PCR testi zorunluluğu. Peki bu uygulamalar eğitim sürecinde sizce yeterli mi? Şimdi bu uygulamalar aşıya yönlenme konusunda katkı verebilirler. PCR testi yaptırmak sürekli o son derece zahmetli olacaktır. Sürekli aşı olmayan kişiler PCR testi yaptırmak zorunda olacaklar için bir süre sonra bıkacaklar, zorluğunu görecekler ve aşıya yönleneceklerdir. Bunun katkısı olacak. İster istediğimiz aşılarımız hızlı bir şekilde artmazsa
yüzde eğitim sınıflar bazında da olsa sekteye uğrayacaktır. Biliyorsunuz kural gereği eğer bir sınıfta iki çocuğumuz veya öğretmen pozitif çıkarsa o sınıf karantinaya alınıyor 14 gün boyunca. Bunu zaman içinde göreceğiz. Bu tedbirler ne kadar vakaların yayılmasını engelleyecek? Yeterli olacak mı, olmayacak mı? Eğer yeterli olmazsa daha da sıkılaştırmaya gidilebilir. Mesela benim önerim hızlı antijen testi yapılabilir. Vaka sayısının artmasını ve yüzde eğitimin sekteye uğramasını engelleyebiliriz. Çünkü özellikle çocuklarda belirsiz geçirilme, belirsiz virüsü alma ve yayma oranı yetişkinlere göre daha fazla. Yani şunu demek istiyorum. Bir sınıfta bir çocukta pozitif varsa Sayın Balık başka çocuklarda var. Sanırım internetinde bir sorun var hocamızın. Buyurun. Bunu göreceğiz. Peki. Son olarak hemen çok kısaca değerlendirseniz evet. Hocam, vaktinizi de almak istemeyiz. Vaka sayıları artarsa yeni bir kapanma gündeme gelebilir mi? Artık kapanma kesinlikle olmayacak. Bunu defalarca kere hükümet tarafından açıklandı bu. Dünyada da kapanmaya pek fazla gidilme artık durduruldu. Dolayısıyla bunun yerine açılamadırmak ve tedbirlere sıkı sıkıya devam ettirmek yeterli. Bu arada varyantlar da çok fazla tedirgin olmaya gerek yok. Hep varyantlar gönderildi. Şu varyantların delta varyantı gibi atletik bir virüse hakim gelme ihtimali görünmüyor şu ana kadar. Ama olursa da böyle bir şey artık aşı sanayi bilim dünyası aşıyı hızlı bir şekilde geliştirme bilgisine sahip. Dolayısıyla bir varyantın pandemide hakim hale gelmeden önce dolayısıyla varyantlardan şu anda çok tedirgin olmaya gerek yok. Kaldı ki Peki çok teşekkür ederiz Sayın Balık. İnternetinizde sağlıklı bir bağlantı yapamadık ama bize zaman ayırdığınız için çok sağ olun. İyi çalışmalar ve sağlıklı günler diliyoruz. Size Profesör Doktor Sayın İsmail Balık bizlerle birlikte oldu. COVID-19'la mücadeleyi konuştuk. Bundan sonra kapanmanın söz konusu olamayacağını söyledi. Aşılamanın ne kadar önemli olduğunu aşı sürecinde takip etmeye devam edeceğiz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Devam edelim haberlerimize. Dün Ulusal Kanal ekranların değerli bir konuğu vardı. Önemli bir isimdi Ayşe Biçerinoğlu, Mustafa Biçer. Bakın haberimizin detayları şimdi gelecek ekranlarınıza. PKK'nın elinden kaçan Mustafa Biçer yaşadıklarını Ulusal Kanal'da anlattı. PKK'nın finans kaynağının HDP olduğunu belirten Biçer, HDP PKK'ya militan gönderiyor ve finans sağlıyor dedi. HDP kapatılmalıdır dedi. Mustafa Biçer'in ardından yayına dahil olan anne Ayşegül Biçer de HDP'nin kapatılması gerektiği vurgusunu yaptı. PKK bitinceye kadar, HDP kapanıncaya kadar evlat nöbetine devam edeceğim dedi. Zaten örgütten kaçmak istiyordum. Annemin ve orada olan aileler bana umut oldu. Onların sesi, onların çığlıkları bana umut olduğu için sabrettim ve bekledim. Terör örgütü PKK'dan kurtularak ailesinin yanına dönen Mustafa Biçer yaşadıklarını Ulusal Kanal'a anlattı. HDP'nin PKK'ya nasıl finans sağladığını vurguladı. HDP'nin kapanması için tek neden HDP terör örgütüne, Türkiye'nin terör örgütü, hatta birçok ülkenin de terör örgütü listesine katmış olduğu PKK'ya yardım militan göndermesi, kendine örgüt terör örgütü mensubu militan göndermesidir. Örgüte ekonomi destek vermesidir. Hatta geçmiş dönemlere bakalım. Selahattin Demirtaş ne diyordu? Kazanırsak Apo'nun heykelini dikeceğiz diyordu. Bundan açık net HDP'nin kapatılması için bir söz olamaz. Kendi ağzıyla örgüte destek verdiğini söylüyor. Mustafa Biçer, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarının ardından Bahoz Erdal'ın Suriye'de görevlendirildiğini belirtti. Bahoz Erdal toplantı yaptı. İşte Türk devleti bize zulüm yapıyor. Afrin elimizden gitti. Tel Abyad elimizden gitti. Serikani elimizden gitti. Bu bizim için büyük düşüş. Hatta şunu özellikle söyledi. Yakında Kobani'de bir savaş çıkacağını, Kobani'nin elimizden gitmesi durumunda örgütün tasfiyesi söz konusu olacaktır dedi. Hem dağda hem de Suriye'de örgütün tasfiyesi söz konusu olacak. Onun için Kobani'de hazırlıklarımızı devam ettirmeliyiz dedi. Evet. Bahoz Erdal Suriye bölge sorumlusu olarak atandı. Tel Abyad Serikani operasyonundan sonra, Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra
örgütte Suriye'de çöküş başladığı için örgüt Baho Zerdal'ı bir destek olarak, kuvvet olarak Suriye'ye gönderdi. Şu anda örgütün Suriye yönetiminde Baho Zerdal birinci derecede yer alıyor. Biçer, çok sayıda PKK militanının ihtiyaca göre destek amacıyla Irak'a, Suriye'ye gönderildiğini söyledi. Çok az bir sayı da değil, yüksek bir miktarda. Çünkü ya, örgüt dağda tükenmiş durumda. Mustafa Biçer'in bundan sonraki hedeflerinin ne olduğu sorusuna cevabı ise çok netti. İnşallah Allah izin verirse birinci yapacağım şey askere gitmektir. Başvurumu yaptım askerlik için. Onca yıl, 3 yıl boyunca terör örgütü tarafından kandırıldık. Onlara hizmet ettik. Bundan sonra devletimize hizmet etmek istiyorum. Allah izin verirse askerliğimi yapacağım. Devletimize layık olmaya çalışacağız. Ondan sonra... Mustafa Biçer'in ardından anne Ayşegül Biçer de görüş alanı yayınına katıldı. Ayşegül Biçer, HDP'nin kapatılmasına ve kapatılma sürecini uzatan Anayasa Mahkemesi'ne dikkat çekti. Yani birlik beraberliği için, kardeşliğimiz için, kimsenin bizi bölmesine izin vermediğimiz için bu mücadeleyi sürdüreceğiz demiştim ve kararlıyım. PKK bitinceye kadar, HDP kapanıncaya kadar Ayşegül Biçer olarak oradayız. Allah'ın izniyle Rabbim o günleri de gösterecek. HDP'nin kapısına kilitler vurulacak. Yok. Allah'ın izniyle bu anneler, bu babalar PKK'nın kökünü kazıyacak. HDP ve PKK'yı tarihin karanlık sayfalarına koyup kapatıp bir daha açmamak üzere tabii ki. Buradan PKK çocuğunu kaptırmış tüm anne ve babalara buradan bir kere daha çağrıda bulunuyorum. Korkmayın, gelin birleşelim, hakkınızı isteyin. Hani HDP mecliste ben Kürtlerin savunucusuyum, Kürtlerin temsilcisiyim diyor ya, gelin hakkınızı HDP'nin kapısında isteyin. Çünkü HDP olmadan tek bir kuş, tek bir yaprak daha gidemez. Ve oradaki bütün çocuklara da çağrımdır. Korkmayın, gelin. Türkiye Cumhuriyeti çok şefkatlidir. Kolluk kuvvetlerimiz çok şefkatlidir. Allah'ın izniyle tek bir fiske yemeden annenizi kucağına döneceksiniz. Gelin birleşelim hep beraber PKK ve HDP'yi bitirelim. Efendim, PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan Diyarbakırlı ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemleri kararlılıkla devam ediyor. PKK mağduru aileler çocuklarını HDP'den geri alana kadar eylemi sürdüreceklerini vurguladı. Kararlıyım, yani ben sonuna kadar da devam edeceğim. Yani ben canımdan vazgeçerim ama oğlumdan yine vazgeçmem. Diyarbakır annelerinin daha kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP il başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor. Çocukların daha kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP il binası önünde. İstanbul'dan 6 yıl önce 14 yaşında daha kaçırılan oğlu Tunca için oturma eylemine katılan Fatma Bingöl, daha kaçırılan bütün çocuklar için eylemlerini sürdüreceklerini belirtti. Ben oğlumu istiyorum, ben evladım peşindeyim. Hiçbir zaman da peşini bırakmadım, bırakmayacağım da. Bingöl oğluna seslendi. Beni duyuyorsan, beni görüyorsan bak, 3 senedir senin peşindeyim, 7 senedir senin peşindeyim de 3 senedir böyle HDP binasının kapısının önündeyiz. Artık gel. Yalvarıyorum sana, bak daha yüreğim dayanmıyor. Oğlu Eren Yalçın için evlat nöbeti tutan anne Fadime Aksu da HDP'den tüm çocukları alana kadar mücadele edeceklerini vurguladı. Biz kararlıyız, çocuğumuzu almadan gitmeyecek. HDP'den, PKK'dan çocuklarımızı alacağız. Şimdi İran'a gidelim. İran, sevgili izleyiciler, sınır bölgelerinde artan terör olaylarıyla ilgili Barzani yönetimini sert bir dille uyardı. Irak'ın kuzeyinin terör yuvası haline getirilmemesi gerektiğini söyleyen İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, bu duruma tahammül edemeyiz ve terör örgütlerine gereken yanıtı veririz ifadelerini kullandı. Irak'ın kuzeyi terör yuvası haline getirilmemeli dedi. Barzani yönetimine de tahammül edemeyiz mesajı gönderdi. PKK'nın faal olduğu İran'ın kuzeybatı sınır bölgelerinde terör örgütlerinin eylemleri son günlerde artış gösterdi. Yabancı istihbarat servislerine bağlı terör örgütlerinin Irak'ın kuzeyinde İran'a karşı faaliyetler yürüttüğünü söyleyen İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, amacın İran İslam Cumhuriyeti vatandaşlarının sınır bölgelerinin güvenlik ve huzurunu bozmak olduğunu belirtti. Konuyla ilgili Irak ve Irak Kürt bölgesel yönetim yetkililerine gerekli uyarılar yapılmıştır diyen İranlı komutan, bölgeden gelen tehditlere karşılık vermeye hazır olduklarını vurguladı. Kuzey Irak'ta yuvalanan İran karşıtı terör örgütlerine yönelik kararlı ve güçlü bir yanıt verme olasılığı göz önüne alındığında, bölge sakinlerinin zarara uğramaması için terör yuvalarından uzak durmalarını istiyoruz.
Bu duruma tahammül edemeyiz ve terör örgütlerine gereken yanıtı veririz. Ve heyecanla beklenen 2021-2022 eğitim öğretim yılı başladı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci yüz yüze eğitim için okullardaydı. Peki yeni dönemde koronavirüs salgını için okullarda hangi tedbirler alındı? Ayrıntıları şimdi haberimizde izliyoruz. Çok büyük bir heyecanla okula geldiler. Uzun bir aranın ardından okullarda ilk ders zili çaldı. Öğrenciler okullarına kavuştu. Yüz yüze öğretmenleriyle okul binasına gelerek kendilerini gerçekten okula başlamış birer öğrenci gibi hissederek başladılar. 1-3 Eylül arasında yaklaşık 2,5 milyon okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencisine uyum eğitimi verildi. Diğer kademeler içinse okul 6 Eylül'de başladı. Yaklaşık 18 milyon öğrencinin merakla beklediği yüz yüze eğitim başladı. Okullarda COVID-19 önlemleri alındı. Öğrenciler İstiklal Marşı okunurken ve saygı duruşunda sosyal mesafeye uygun olarak sıraya geçti. Çocuklarımızın ve tüm okul binası içinde olan herkesin maskeli bir şekilde okula gelmesi gerekiyor. Öğretmenler ve okul personelleri de haftada iki kez aşı olmayanlar testlerini yaptıracak. COVID-19 test sonuçları okul yönetimleri tarafından toplanacak. Milliyetin Bakanı herhangi bir şekilde istemesi durumunda hem aşı karneleri hem de bu PCR testleri düzenli olarak onlara iletilebilecek. Okullarda 5 gün ders yapılacak. Ders süreleri 40 dakikayı geçemeyecek. Beslenme saatleri farklı zamanlara ayrılacak. Nasıl geçti bugün? Benim bugün bayağı heyecanlı geçti. Salgın döneminde veli ve ziyaretçilerin mümkün olduğunca okul bahçesi de dahil okul içerisine girişlerine izin verilmeyecek. Milli Eğitim Bakanlığı okullara yeterli sayıda maske temin edecek. Okullardaki maske atık kutuları günlük boşaltılacak. Öğrenciler heyecanla başladıkları günü bitirdiler. Şu anda çıkış saatine denk geldik ve şu anda oldukça neşeli olduklarını gözlemliyoruz. Çünkü uzun bir aradan sonra arkadaşlarını gördüler. Nasıl geçti bugün? Güzel geçti. Eğlendik arkadaşlarımla. Öğrenciler için okullarda COVID-19 önlemleri alınırken velilerin de dikkatli olması gerekiyor. Eğitimciler bu nedenle velilere aşı olması yönünde çağrı yaptı. Velilerimizden de özellikle rica ediyorum, aşılarını yaptırırlarsa biz çocuklarımızı çok daha rahat koruyabileceğiz burada. Kısa bir reklam aramız var, ayrılmayın, devam edeceğiz. Gün ortası devam ediyor efendim. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları gelecek şimdi ekranlarınıza. 18 milyonu aşkın öğrenci ve 1 milyon 130 bin öğretmen ders başı yaptı. Velilerin kaygılarına karşı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer alınan önlemleri sıraladı. Bakan Özer, yüz yüze eğitime katılımın zorunlu olduğunu vurguladı. Tedbirlerin üst seviyeye çıkarıldığını ifade etti. Öğrenciler, öğretmenler, veliler ve personelle birlikte yaklaşık 20 milyon kişi uzun bir aradan sonra okulların yolunu tuttu. Eğitim sektöründe yeniden hareketlenme başladı. Covid-19 nedeniyle artan kaygılara ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hürriyet Gazetesi'ne özel açıklamalar yaptı. Yüz yüze eğitime katılım zorunlu olacak. Ancak yönetmelikle tanımlı mazereti olanlar, Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ve COVID-19 tanılı veya temaslı olan öğrencilerimiz okula gelmeden EBA TV ve dijital platformlar üzerinden derslerini takip edebilecekler. Okullarda öğretmen ve görevliler vakalara karşı teyakkuz halinde olacak. Bildiğiniz gibi tüm okullarımızdaki durumu izleyen bir elektronik takip sistemi geliştirdik. Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak. Diğer taraftan öğretmen ve çalışanlarımızın aşı durumu ve kimlerin PCR testi yaptırması gerektiği de bu sistemden takip edilecek. Dolayısıyla okul yöneticilerimiz, ilçe ve il milli eğitim müdürlerimiz süreci yakından takip edebilecekler ve gerekli önlemleri alacaklar. Salgına karşı sınıfta öğrencilerin oturma düzeni yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde oluşturuldu. Yüksek sesle yapılan egzersizler açık alanda ve arada en az 2 metre mesafe bırakılarak sürdürülecek. Beslenme saatleri mümkün olduğunca farklı zamanlara yayılacak. Bakan Özer bir sınıfta tespit edilecek vakaya ilişkin de bilgi verdi. Böyle bir durumda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan COVID-19 salgın yönetimi ve çalışma rehberine göre hareket edilecek. Hasta öğrencilerimizin diğer öğrencilerden ivedilikle ayrılıp sağlık kurumuna başvurmaları sağlanacak. Okuldayken semptom göstermeye başlayan öğrencilerin en kısa sürede ailesiyle iletişime geçilecek ve hasta öğrenci ayrı bir yerde izole edilecek.
Okullarda temizlik ve hijyen hizmetlerini sağlamak üzere 115 bin temizlik elemanı görevlendirildi. Efendim, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla trafik yoğunluğu yine oldukça fazlaydı. Eski haline döndü diyebiliriz. İstanbul'da sabah yola çıkan sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yoğunluk toplu taşıma araçlarında da gözlemlendi. İş gününe okulların açılması da eklenince binlerce kişi aynı anda yola çıktı. İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren trafikte yoğunluk oluştu. Avrupa yakasında D100 karayolunda, Anadolu yakasında ise TEM otoyolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yola çıkan servis araçları D100 karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğuna neden oldu. Yoğunlaşan trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasına da yansıdı. Kentteki trafik saat 9.15'te %58 olarak ölçüldü. Toplu taşıma araçlarını tercih eden vatandaşlar ise metro, tramvay ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Toplu faaliyetlere katılmak isteyenler için, aşısızlar için COVID-19 testi zorunluluğu başladı. Sinema, konser, tiyatro gibi faaliyetler ve şehirler arası toplu ulaşımda yurttaşların negatif test sonuçlarını göstermesi gerekiyor. Aşıyı bir yere girmek için olmaya gerek yok. Evet. COVID-19 aşısı yaptırmayanlar için yeni uygulama devreye girdi. Aşısı olmayanlar için toplu faaliyetlerde COVID-19 testi zorunluluğu başladı. Bu kişilerin azami 48 saat önce testlerini yaptırmaları gerekiyor. Konser, sinema, tiyatroların işlerinde HES kodları kontrol edilecek. Bu kişilerin aşılı olup olmadıkları ya da COVID-19 geçirip geçirmediğine bakılacak. Gerekli sürede tek doz aşı olan ve COVID-19'u atlatanlar bu faaliyetlere katılabilecek. İki doz aşı olmayanlar ve COVID-19'u geçirmeyenlerden negatif PCR sonucu istenecek. Test yapılmasını çok olumlu buluyorum. Test zorunluluğu şehirler arası toplu ulaşımda da uygulanıyor. Otobüs, uçak, trenlere binmek için bilet almak isteyen aşısız veya COVID-19 geçirmeyen yurttaşlara bilet kesilmedi. Bu yurttaşlar hastanelere yönlendirildi. Yurt içi yolculuk yapmak için geldim buraya. Toplu ulaşımda seyahat etmek isteyen aşısızların azami 48 saat önce test yaptırması gerekiyor. Ardahan'a gidelim. Şimdi çiftçi dağınık olan arazilerinin birleştirilmesi ve hazine arazilerinin ranta değil çiftçiye açılmasını istiyor. Ardahan Ovası'nda üretim yapan çiftçiler ulusal kanal aracılığıyla yetkililere seslendi. Milletin efendisi olan köylüler üretim için destek bekliyor. Ardahan Ovası arkamızda gördüğünüz yer. Tarım, hayvancılık ne durumda? Verimli topraklara sahip üreteni kazandırıyor ancak bunun için çiftçinin sorunlarının aşılması gerekiyor. Çavdar, buğday, yulaf, arpa, fiil. Uçsuz bucaksız arazilere sahip Ardahan Ovası. Tarlalar ekilmeyi bekliyor. Bir kısmı boş. Ne kadar ekilip biçiliyor sizce? %20. Diğeri boş arazi. Diğeri bomboş işte. Üreticilerin sorunlarından biri arazilerinin dağınık olması. Tarlaların toplulaştırılmasını istiyorlar. Yani işte bir kısım arazimiz burada, 3-5 dönüm arazimiz orada, 5-10 dönüm arazimiz orada. Ayrı ayrı yerde olunca bunu kontrol etmek, ekmek, biçmek, makine sokmak zor oluyor. Araziler birleştirilirse çiftçi kazanacak. Hepsi aynı yerde değil. Tabii. İşte hepsi aynı yerde değil. Belki 50 tane ayrı yerde. Ayrı ayrı yerlerde olunca hem zaman kaybı, hem işte gereksiz yere mazot israfına sebep oluyor, hem de arazilerinizi kullanamıyorsunuz. Yani maliyetler yarı yarıya düşerdi. Ardahan Ovası'nın daha da işler hale gelmesi için hazine arazilerinin tarıma açılması talep ediliyor. O araziler de tarımsal amaçlı kullanılmak şartıyla üreticiye, çiftçiye kiralama veya satılma yoluyla açılsa üretim daha da artacaktır yani. Su tarımın en önemli ayağı. Çiftçiler sulama kanalı istiyor. Suları biz verimli kullanamıyoruz. Bu konuda işte İl Tarım Müdürlüğü'nün devlet su işleriyle organize çalışaraktan boşa akan bu suları sulamada kullanacağımız kanallar falan yapılarak da üretime katkı sağlanabilir bu şekilde.
Efendim, ekonomideki makas açıldıkça açlık ve yoksulluk sınırı da giderek artıyor. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı asgari ücreti geçerek 3000 liraya dayandı. Memur Sen'in araştırmasına göre yoksulluk sınırı ise 8 lirayı aştı. Hiçbir şey yetişmiyor. Vallahi zor, geçinmesi zor. Açlık ve yoksulluk sınırı arttıkça bir ekmeğin bile aile üyeleri içindeki payı azalıyor. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı tam 2909 lira 9 kuruşa dayandı. Yine 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise 8263 lira 1 kuruş. Yani durumumuz şöyle, geçinebilen yok zaten. Orta direkt diye bir şey kalmadı. Araştırma Memur Sen'e ait. Ağustos ayında Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı tespit edildi. Gerçekten çok kötü bir durum. Geçinemiyoruz tabii ki. Araştırmada gıda fiyatlarındaki artış da oldukça dikkat çekici. Çünkü Ağustos ayında Temmuz ayına göre gıda fiyatları 3,9 arttı. Vallahi zor geçiniyoruz. Ağustos ve Temmuz ayında göze çarpan en büyük artışlar %56,3 artışla salatalık, %43,85 artışla kabak, %36,14 artışla limon, %32,79 artışla taze fasulye, %21,74 artışla karpuz da kaydedildi. Asgari ücretten yol parası veriyorum, kira veriyorum. Daha sayayım mı? Kişisel temizlik ve eğitim ürünlerinde de artış yaşandı. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında %3,46'lık bir artış gözlenirken, eğitim kültür madde fiyatlarında ise %1,47'lik bir artış oldu. Nasıl geçinelim? Herkes açlık sınır altında, maaşlarımız öyle. Başka söyleyecek bir şey yok yani. Şimdi İstanbul, biliyorsunuz üniversiteler açıldı. Üniversitelerin açılması fırsatçı ev sahiplerinde harekete geçirdi. İstanbul genelinde kira fiyatı en az %35 oranında arttı. Bazı bölgelerde artış %100'ü buldu. Kira konusunda kötü haber de İstanbul Emlakçılar Odası'ndan geldi. Ev yok, kira artışı sürecek dedi. İstanbul'da kira fırsatçıları yine iş başında. Zira okullar açıldı ve öğrenciler barınma telaşına düştü. Öğrencilerin dönüşüyle birlikte kira fiyatları da tavan yaptı. İstanbul'da öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde kira fiyatlarında ani artış görüldü. Bu artışlar aylık haftalık değil günlük yansıdı fiyatlara. Öyle ki bir konutun sabahki fiyatıyla akşamki fiyatı birbirini tutmadı. Kıtlık devam edecek çünkü ev yok. Fiyatlar bir miktar daha yükselecek demiştik. Bu oluyor nitekim şu anda. İstanbul'un genelinde kira fiyatlarında %35'lik artış görüldü. Beşiktaş, Şişli, Mecidiyeköy, Bakırköy Merkez, Kadıköy Merkez gibi semtlerde fiyatlar %35-40 civarında arttı. Bazı ilçelerde kira artışı %100'ü buldu. Suadiye, Bostancı, Göztepe gibi semtlerde %70, %80, %100 artışlar var. Avcılar ve Küçükçekmece'de %50, %60 gibi artışlar var şu anda. Mal sahipleri maalesef bunun fırsatçı bir yaklaşım ile çok fazla yükseltiyorlar. Yani aynı gün içinde %50, %100 zam yapanlar maalesef olduğunu gördük. Çünkü 3 kişi kalmak isteseler normalde aileye 1000 liraya dedikleri ev sahipleri biz 3 kişi öğrenci kalacağız dediğimizde işte kişi başı 500 olur o zaman demeye başlıyorlar. Birazcık ahlaki olarak yanlış olduğunu düşünüyorum. Bazı emlak sitelerinde konut kiraları sabahtan akşama artıyor. Peki bu durumla karşılaşan vatandaşlar ne yapmalı? Kesinlikle ikisinin de resmini çekip onu tüketici hakem heyetlerine bildirsinler. O konuda çok sayıda mal sahibi bu konuda ceza aldı. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, emlakçılara verilecek komisyonla ilgili ayrıntıları da paylaştı. Komisyon oranları bir aylık kiradır bakın. Yani bir aylık kiraya tekabül eden bir komisyon, bir hizmet bedeli vardır. Bunun üstündeki talepleri de yine mutlaka hakem heyetlerine bildirsinler. Üniversiteler açıldı ancak yeniden bir kapanma yaşanması durumunda ne olacak? Sen diyelim bir yıllık kontrat yaptın, 3 ay sonra çıktın. Adam kalan o 8-9 ayı isteyebiliyordu kanunen. Ama şu anda isteyemiyor. Sadece mahkemeye başvurulduğu zaman hakim bir takdirde bulunuyor. Bu ev en fazla bir ay boş kalır diyor veya 2 ay kalır diyor. Size en fazla onu ödetiyorlar. Ama bunu ilk kontrat esnasında yapabilirsiniz. Yani bir ay önceden haber vermek koşuluyla kiracı istediği zaman çıkabilir gibi madde koyabilirsiniz ona. Efendim
Efendim, TOKİ'nin her yıl yapılan indirim kampanyası bu yıl yoğun talep üzerine ikinci kez başlatılıyor. Kampanyaya 21 Eylül'den itibaren katılım sağlanabilecek. TOKİ ikinci indirim kampanyası için gün sayıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın borcunu ödeyip tapusunu almak isteyenlere her yıl yapılan indirim kampanyasının yoğun talep üzerine bu yıl ikinci kez başlatılacağını duyurdu. Bakan kurum kampanyanın 21 Eylül'de başlayacağını ifade etti. Kampanyadan faydalanmak isteyenler 21 Eylül-19 Ekim 2021 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunun tamamını ya da en az %25'ini peşin ödeyenler %22 indirim kampanyasından faydalanabilecek. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Fahri Doktor'u unvanı verdi. Tatar, üniversitede düzenlenen törenle cübbe giydi. Kütahya'daki Kıbrıs gazileriyle de yemekte bir araya gelen Tatar önemli mesajlar verdi. Kıbrıs'ta barışın var olabilmesi için Türk askeri her zaman Kıbrıs'ta var olmaya devam edecektir dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde törenle Fahri Doktor'a unvanı verildi. Tatar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türk'ünün Adadaki Varoluş Mücadelesi konferansında konuştu. Yani Türkiye en zorlu günlerinde de Kıbrıs Türk halkının yanında olmuş. Kıbrıs Türk halkına her türlü desteği vermiş. Bizim atalarımız da orada mücadele o şekilde devam etmişler. Tatar, tarihi bir gerçeği hatırlattı. Kıbrıs'ta Türkler hiçbir zaman Rumların yönetimi altında, onların otoritesi altında yaşamamışlar. Tatar'ın konuşmasında Avrupa Birliği'ne de mesaj vardı. Şu anda Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Avrupa Birliği ile de Türkiye'nin bütün bağlar kopartılacak. Nerede böyle bir dünya? Osmanlı'nın 70-80 bin şehit vererek aldığı adayı siz bu şekilde Türkiye'nin elinden gasp edeceksiniz. Hangi vicdan buna müsaade eder? Üniversite rektörü Profesör Doktor Kazım Uysal, Tatar'a Fahri Doktora belgesini takdim ederek cübbesini giydirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Kütahya'da Kıbrıs Barış Harekatı gazileriyle de yemekte bir araya geldi. 1974 20 Temmuz sabahı sizlerin Kıbrıs'a adım atmasıyla Kıbrıs'ın tarihi değişmiştir. Tatar, mavi vatan vurgusu yaptı, Kıbrıs gazilerine şükranlarını sundu. Kıbrıs gazileri bizim yüreğimizdedir, bizim başkanımızdır. Çünkü onlar 1974 savaşına katılmak suretiyle barış harekatı gerçekleşmiş. 1974 barış harekatından sonra Kıbrıs'ta kimsenin burnu kanamamış. O mezalim, o esaret, o boynuru hepsi geride kalmış. Ve neticede bugün Kıbrıs'ta barış hala devam etmektedir. Ersin Tatar, Türk askerinin gelişiyle sadece Türklerin değil Rumların da barışa kavuştuğunu vurguladı. Kıbrıs'ta barışın var olabilmesi için Türk askeri her zaman Kıbrıs'ta var olmaya devam edecek. Yemeğin ardından Kıbrıs gazileri tarafından Cumhurbaşkanı Tatar'a hediyeler takdim edildi. Türkiye'nin düzensiz göç ve terörle mücadelede geldiği noktayı İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı paylaştı. Buna göre 2021 Eylül ayında 307.850 düzensiz göçmen engellendi. Bu rakam 2020 yılında 505.375 olarak tespit edildi. Çataklı ayrıca sınırlar Kevgir'e döndü eleştirilerinin doğru olmadığını söyledi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Ağustos ayının terörle mücadelede bilançosunu da paylaştı. Yılbaşından bugüne kadar da 94.915 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Türkiye'nin düzensiz göç ve terörle mücadelesinde gelinen noktayı anlattı, rakamları paylaştı. Bazı mahvillerin iddia ettiği gibi Türkiye bu akını talep ediyor, hoş karşılıyor veya buna ilişkin olarak kasıtlı bir eylemsizlik ortaya koyuyor, hiç değildir. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, düzensiz göçe karşı sınır boylarında mücadelenin sürdüğünü söyledi. Doğu ve güney sınırlarımızda 2019 yılında sınırda girişi engellenen yabancı sayısı 442.800, 2020 yılında 505.375, bu yılda yılın 8 aylık döneminin tamamlanmış olmasına rağmen 307.850'dir. Sınırlarımız Kevgir'e döndü gibi ölçüsüz ve mesnetsiz ifadeler, bu ülkenin sınır güvenliğinden sorumlu askerine, ona destek olan polisine, jandarmasına, bu işte emek harcayan memuruna, bu devletin itibarına karşı bir
haksızlıktır. Aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenleyen Çataklı, terör örgütlerine karşı kararlı operasyonlarda elde edilen başarılara dikkat çekti. Gri kategoride aranan 4 terörist olmak üzere toplam 7 sözde üst düzey teröristin de bulunduğu 98 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca 2021 yılı Ağustos ayında toplam 18 terör eylemi engellenmiştir. İsmail Çataklı'nın gündeminde PKK'nın çıkardığı orman yangınları ve Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketleri de vardı. Bu yangınlar neticesinde 1775 bina, 2704 bağımsız bölüm ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. 71'i Kastamonu'da, 60'ı Sinop'ta, biri de Bartın'da olmak üzere toplam 82 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Kastamonu'da 9 ve Sinop'ta 6 vatandaşımızı arama çalışmalarına kayıp olan toplam 15 vatandaşımızı arama çalışmalarına da halen devam edilmektedir. Afetin ilk anından itibaren, burası bence en kritik aşamasıdır olayın, 1345 kişi helikopterlerle, 501 kişi de botlarla kurtarılarak tahliye edilmiştir. Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Tedavisi tamamlanan servis aracı sürücüsü de tutuklandı. Şoför Bilal Küllü ifadesinde emniyet kemerini takmadığını ve sigortasız çalıştığını söyledi. Tren kazasında servis şoförü tutuklandı. İfadesinde 7 cana mal olan sorumsuzluğunu anlattı. Veli Meşe Emzem'in geçidinde meydana gelen kazada yaralanan Halit Aksoy, tedavi gördüğü Çorlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Servis minibüsünün sürücüsü Bilal Küllü'nün de tedavisi tamamlandı. Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu birden çok kişinin ölümüne neden olma suçundan adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sürücü Bilal Küllü, savcılık ifadesinde çalıştığı firmada sigortasız olarak çalıştığını ancak şirketin kadrolu şoförü olduğunu söyledi. Şoförün ifadesi sorumsuzluğu gözler önüne serdi. Şoför koltuğundayken göz hizanızda ve görüntü kapsamında olan soldan gelen treni görmediniz mi sorusu üzerine Küllü, ben yük trenini görmedim. Ben bariyerin kapalı olduğunu bariyere yaklaştığımda gördüm. Ben bariyere çarpmamak için hemzemin geçitten geçmeye çalıştım dedi. Küllü, kemerinin takılı olmadığını da sözlerine ekledi. Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin davasında katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın bazı yakınları da yargılanacak. Başsavcılık Avcı'nın anne ve babası için de ceza talep etti. Suçları ise delilleri yok edip gizlemek. Pınar Gültekin cinayetinde 4 şüpheli daha yargılanacak. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık Cemal Metin Avcı'nın yakınları için hazırlanan ek iddianamede olayın geçmişine ve alınan ifadelere yer verildi. Şüpheliler Eda Avcı, Selim Avcı, Ayten Avcı ve Şükrü Gökhan Orhan'ın kasten öldürme olayından sonraki bir olay diliminde birlikte bağ evine gidip suç delillerini yok ettiği belirtildi. İddianamede yeterli şüphe oluşturacak delil elde edildiğine vurgu yapıldı. Ayrıca şüphelilerin mahkemenizde yargılanarak esas dosyayla birleştirilmek suretiyle ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur denildi. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, başından beri sürecin içerisinde başkaca faillerin de olduğunu iddia ettiklerini öne sürdü. Son verilen kararlar neticesinde Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın anne ve babası için ceza da talep edildi. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü birçok tohum ıslah çalışmasıyla tarımsal üretime katkı sunmaya devam ediyor. Enstitü son olarak yeni bir arpa çeşidi geliştirdi. Yağmur adı verilen arpa yüksek verimiyle çiftçinin yüzünü güldürmeye aday. Bu arpa çeşidinin adı Yağmur. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün tohum ıslah çalışmalarının bir ürünü. Yağmur çeşidi iki sıralı olup adaptasyon kabiliyeti oldukça iyi. Enstitü, Trakya'da ekimi yapılan çeltik, ayçiçeği, buğday ve arpa bitkilerinde ıslah ve adaptasyon çalışmaları yapıyor. Enstitü müdürü doçent doktor Adnan Tülek, yeni arpa çeşidinin özelliklerini anlattı. Hastalık ve zararlar açısından da değerlendirildiğinde çeşidin
Gerek arpa yaprak lekesi olsun, arpada önemli olan hastalıklar açısından, gerek arpa yaprak çizgi hastalığı gibi hastalıklara karşı da toleranslı bir çeşidimiz. Tescilli arpa çeşidi Yağmur, verimiyle çiftçinin yüzünü güldürmeye aday. Verim potansiyeli de uygun koşullarda 700-800 kilogram civarında dekara verim elde edilebiliyor. Yağmur, Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü'nce tescil edildi. Yağmur çeşidini ekmek isteyen çiftçiler tohumu enstitüden ya da tohum üretim yapan firmadan temin edebiliyor. Böyle bir şey var. Ve şimdi Yunanistan'a gideceğiz. Gazeteci İlhan Tahsin bizlerle birlikte Yunanistan'daki gelişmeleri aktaracak. Sayın Tahsin, hoş geldiniz efendim gün ortasına. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Yunanistan'da gelişmeler var. Önemli başlıklar var, aslında konuşalım. Bir taraftan İthal Bakan krizi yaşanıyor. Sizin de haberinizde yer verdiğiniz gibi. Bir taraftan da İBİ Dışişleri Bakanı'nın ziyareti var. Türkiye-Mısır ilişkileri, istişare görüşmeleri bugün Türkiye'de ikinci turu başlıyor. Başladı ve devam ediyor. Libya Dışişleri Bakanı da Atina'da temaslarda bulundu. Detayları alalım mı? Öncelikle bu ziyaretin temasları nedir? Devam ediyor bu temaslar. Sonrasında açıklamalar geldi çünkü. Buradan başlayalım. Evet, sizlerin de belirttiği gibi Atina hareketli günler yaşıyor ki bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı Tunus'a bir ziyaret gerçekleştirmek üzere hazırlıklarını yaptı. Dolayısıyla da dün Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Bayan Necla Elmenguş Atina'da mevkidaşı Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile bir görüşme gerçekleştirdi. Baş başa ilk görüşme gerçekleşti ve daha sonra da heyetler arası oldukça geniş bir görüşme yaptı heyetler, iki ülke arasındaki heyetler. Yunanistan'ın burada masaya koyduğu konuların başında öncelikli olarak tabii ki bölgedeki yaşanan siyasi gelişmeler Akdeniz'de ve her konu ele alındı. Ancak en önemli konuların başında Türkiye-Libya mutabakat anlaşmasının üzerinden gidildi ve Atina pek hoşnut kalmamış gibi görünüyor bize gelen bilgilere göre. Çünkü Dendias önemli ve oldukça uzun bir açıklama yaptı ortak basın toplantısında. Ve Libya Dışişleri Bakanı Bayan Mengüç'ten şunu istedi. Türkiye-Libya mutabakatı üzerinden atacak bir hükümetin çıkmasını umdukları olacak olan seçimlerde beklediklerini yineledi Dendias ki bunu Libya'da da söylemişti oraya yaptığı ziyarette. Atina'da da tekrardan Dışişleri Bakanı'na. Çünkü neden? Yunanistan Türkiye'nin Libya ile yapmış olduğu Akdeniz'de yapmış olduğu mutabakat zaptı imzaladılar. Yani deniz arası var olan anlaşmayı. Yunanistan bunu yasa dışı olarak nitelendirdi dün Dendias bir kez daha. Çünkü Türkiye'nin yapmış olduğu bu atılımda rahatsız. Tabii. Dolayısıyla bir an önce yeni bir hükümetin kurulmasını ve bu mutabakat zaptını tanımaması için Yunanistan girişimlerde bulunuyor. Peki. Bakalım süreç nasıl devam edecek? Neyikle de son aslında Yunanistan'ın yaptığı bu hamleler ve karşı çıkmaları diyebiliriz aslında Sayın Tahsin. Şimdi ikinci bir konu da şu. Rum bakan krizi değil mi? Kıbrıs Rum kesiminden bir bakan krizi yaşanıyor. İthal edildi ve sonrasında da tartışmalar aldı başına gitti ama detayları alın. Ne oldu, ne bitti? Ne zamandır devam ediyor bu kriz aslında ve nasıl bu krizin önüne geçilecek? Evet, sizin de belirttiğiniz üzere Yunanistan'da bu meydana gelen yangınlar sonrasında Mitsotakis, iktidarda olan Mitsotakis hükümeti bir kabine değişikliği, bir revizyona gitmesi bekleniyordu. Tabii ki bu her zaman Yunanistan'da çok yaygın olan bir şey. Yani hükümetin bazı olumsuzlukları, bazı şeyleri örtbas edebilmesi için her ciddi olay sonrasında işte bir bakan veya bir iki kabinede bir iki değişikliğe gidiyor. Bu değişiklik bu yangınlardan sonra bekleniyordu. Günler öncesinden zaten telaffuz ediliyordu. Ve dolayısıyla da bu Maximus Sarayı'nda yapılan toplantı sonrası açıklandı. Ancak bir bakanlığın açık bırakıldı bu bakanlığa da. Yunanistan içerisinden iki isim geçiyordu. Bir öncelikli olarak daha önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı yapmış olan bir komutan, havacı bir komutanın ismi geçiyordu. Kendisi Yeni Demokrasi Partisi'nin parti olarak, siyasi olarak zaten o kanadında. Dolayısıyla da ancak sürpriz bir gelişmeyle Başbakan Mitsotakis, Karayiannis isminde Kıbrıs Rum kesiminden bir bakanı alıp Yunanistan'a bakan olarak tayin etti. Bu görevin başına getirdi. Evet. Asayişten
ve Yunanistan'daki var olan şeylerden. Dolayısıyla şimdi bu muhalefetin, ama tüm muhalefet partilerin, Syriza başta olmak üzere ana muhalefet ve diğer Komünist Partisi ve KINAL yani PASOK Partisi'nin tepkisini çekti ve Başbakan Mitsotakis de buna aldırış etmedi. Dedi ki geçmişte nasıl PASOK döneminde Kranidiotis diye bir Rum bakan bakanlık yapmışsa, dolayısıyla bu bakanın da bir görev yapmasında sakınca yok. Ancak bazı çevreler Atina'da, Atina'nın bu hamlesinin, özellikle Mitsotakis hükümetinin, burada bunu sıcağı sıcağına aktaralım, sadece Kuzey Güney Kıbrıs'la iki ülke ilişkileri değil, Güney Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasına yönelik, ileriye yönelik bir hareket olarak da değerlendirmeye yapılıyor şu anda Atina'da, kulislerde. Dolayısıyla bunun da bir başlangıcı olduğu gözüyle bakılıyor bu olaya. Evet, aslında tersten dokunmak yapmak lazım. Yunanistan'dan acaba Kıbrıs Rum kesimine bir bakan atanır mıydı? Bunu da gözlemlemek lazım. Bu sorun devam edecek gibi, bakanlık kurulduğundan beri değil mi? Bu sorunlar aşılamadı. Bu sorunlar bundan sonra da aşılamayacak. Çünkü Yunanistan'ın Kıbrıs Rum kesimiyle birlikte hareket ettiğini varsayımı göz önünde bulundurursak, bu Yunanistan'ın tezi öteden beri belli. Türk askerini barış adaya barış götüren Türk ordusunu orada işgalci bir ordu olarak telaffuz etmeye devam ediyor. Öyle görüyor ve son asker adadan kaçıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Dolayısıyla yarım asır sürdü Kıbrıs konusu. Bundan sonra da bu kadar sürer mi? Zaman bunu tabii ki gösterecek. Bizler de burada Yunanistan'da olan gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Peki, çok teşekkür ederiz Sayın Tahsin İlke, katıldığınız, iyi çalışmalar diliyoruz. Ben de iyi yayınlar diliyorum size. Sağ olun efendim. Evet, devam ediyoruz sevgili izleyenler. İzmir'deyiz. İzmir'de düzenlenen Avrupa'nın en büyük açık deniz balıkçılık turnuvası sona erdi. Bu yıl 6.sı düzenlenen geleneksel turnuvada 52 tekneyle takımlar yarıştı. Günün sonunda en büyük balığı yakalayan Faber Orki takımı yarışmanın şampiyonu oldu. Bravo Dar abi. Çok iyi bir turnuva geçti. İki günde iyi balık yakalandı. Hava sertti. Ama sert hava bu işin bir parçası. İzmir'de bu yıl 6.sı düzenlenen geleneksel açık deniz balıkçılık turnuvası sona erdi. Seferihisar ilçesindeki Sığacık Mahallesi Teos Marina'da Murat İğriboz ve Elvio Penete tarafından düzenlenen turnuva Avrupa'nın önde gelen açık deniz balıkçılık turnuvalar arasında gösteriliyor. 52 tekneyle takımların yarıştığı turnuva COVID-19 salgını nedeniyle özel kurallarla yapıldı. Günün sonunda turnuva alanına getirilen balıklar boy ve ağırlık kriterlerine göre hakem heyeti tarafından değerlendirildi. 96-95 Overall ödüllerinde turnuvanın tek kılıç balığını yakalayan Faber Orki takımı 745 puanla birinciliği, ikinciliği 633 puanla Velose takımı, üçüncülüğü ise 574 puanla Mia takımı elde etti. Faber Orki takımı kaptanı Suat Yiğit yaptığı konuşmada organizasyonun önemine değinerek burada emeği geçenlere teşekkür etti. 280 santim boyunda bir kılıç balığı oltayla herhalde bir balıkçıya ömrü hayatı boyunca bir kere denk gelir. Tuna Masters organizatörü Murat İğriboz Avrupa'nın en büyük turnuvasını düzenlediklerini belirtti. Bu yıl 6.sıydı Teos'un. Bu 20. turnuvamız ekip olarak. Haftaya Dalaçatı var, 21 olacak. Devam ediyoruz yurttan haberlerimizde. Aydın'da bir düğün, ilginç bir düğün, ilginç anlara sahne oldu diyebiliriz aslında. Damada 60 metre uzunluğunda banknot takıldı. Bakalım. Aydın'daki düğünde damat büyük bir sürpriz yaşadı. İki arkadaşının taktığı 60 metre uzunluğundaki parayla neye uğradığını şaşırdı. İncirlova Belediyesi'nde çalışan Necati Kaman'la Söke'de bir fabrikada gıda teknikeri olarak çalışan Tuğçe Cengiz dünya evine girdi. Damadın arkadaşları takım merasimi sırasında damada görünmemiş bir sürpriz yaptı. İğnelerle birbirine tutturdukları 60 metre uzunluğundaki paraları taktı. Damadın sadıcı Şahin Madan, arkadaşı Cihan Eroğlu ile birlikte hazırladığı 5 liralık banknotları damadın vücuduna doladı. Madan, toplam değeri 1800 lira olan banknotları 2 ayda biriktirdiklerini söyledi. Sadıcı olduğum için eziyet edemediğim için böyle bir eziyet buldum. Toplamda 60 metre 5'lik taktık. Vücudu banknotlarla kaplanan damat arkadaşlarıyla karşılıklı oynadı. Ankara'ya gidelim. Ankara Aymana Belediyesi Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı için fotoğraf sergisi düzenledi. Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde bulunan sergi
13 Eylül'e kadar açık kalacak. Ulusal kanala özel açıklamalar yapan Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgutsa yurttaşları tarihi yerinde görmeye davet etti. Ve sevgili izleyenler ve dinleyenler, haberlerimize devam ediyoruz. Birazdan geçelim ama dış politika demiştik biraz başında bültenimizin, arkadaşlar kulaklığımı rica ediyorum. Bültenimizin başında belirtmiştik, Mısır ve Türkiye arasında istişari görüşmeler devam ediyor. İkinci turu da bugün Ankara'da gerçekleştiriliyor. 7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek sevgili izleyenler bu görüşmeler. Detayları alacağız. Biraz sonra da Profesör Doktor Sayın Nurşin Güney bizlerle birlikte olacak. Haberlerimize bakmaya devam edelim. Şimdi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları var. Bakanlar Kurulu sonrasında açıklama yaptı. Ülkemizi savunma sanayinde en üst düzey lige çıkarmakta kararlıyız dedi. Erdoğan ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çeltik fiyatları da belli oldu. Bakalım detaylarına. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuştu. Gündeminde savunma ve ekonomi vardı. Ülkemizi savunma sanayinde en üst lige çıkarmakta kararlıyız. Erdoğan, uluslararası rezervlerde artış olduğunu söyledi. Geçen seneyi 93,3 milyar dolarla kapattığımız döviz rezervlerimiz, özellikle muhalefetin ana muhalefetiyle diğeri, hepsi buraya çok dikkat etmesi lazım. 27 Ağustos itibariyle 118 milyar doları aşmış durumdadır. Cumhurbaşkanı orta vadeli programa değindi. Yıl sonu büyüme hedefinin %9 olduğunu hatırlattı. Milli gelirimizi bu yıl 800 milyar doların üzerine, program dönemi sonunda da 1 trilyon dolar seviyesine taşıyacağız. Erdoğan, bütçe açığı hedefine ulaşılacağını ifade etti. Hepinizin malumu olduğu üzere bu yıl bütçe açığı hedefimizi sene başında %3,5 olacak şekilde revize etmiştik. Sözümüzde durarak inşallah bu hedefi rahat bir şekilde yakalayacağız. Çeltik fiyatları da belli oldu. Ton başına baldo çeşidi için 5.500 lira. 5.500 lira. Osmancık çeşidi için 4.500 lira. Luna çeşidi için 4.000 lira alım fiyatı uygulanacaktır. Evet, bu kuşakta Türkiye-Mısır ilişkilerini konuşacağız. Kimine değerlendireceğiz? Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Nurşin Güney bizlerle birlikte. Sayın Güney, hoş geldiniz efendim gün ortasına. Teşekkürler, iyi yayınlar. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. 8 yıl aradan sonra değil mi görüşmeler hız kazanmaya başladı. Evet. Diplomasi açısından çok önemli. İlk görüşmeler Kahire'deydi ve ikinci tur istişare görüşmeler Ankara'da başladı. 2 günlük bir ziyaret. Türkiye-Mısır ilişkilerinin önemi nedir? Bu ziyareti nasıl okumak gerekiyor? Buradan başlayalım mı? Teşekkür ederim. Evet, yani Türkiye'nin aslında bölgede önemi açısından Mısır'la ilişkileri belli bir raya koyması tabii ki katkı açısından bölgedeki istikrar ve diğer konular anlamında önemli bir şey. Çünkü dediğim gibi bölge özellikle Arap Baharı ve sonrasında yaşanan tüm sıkıntılar üzerine oldukça yorgun ve bu bağlamda Mısır'ın da belirli kendine göre zorlukları ve sorunları var. İşte iktisadi meseleler olsun. Onun ötesinde büyük bir gaz rezervi bulundu Zaar bölgesinde ama henüz onu kendisi kullanılabilir hale gelemedi. Jeopolitik anlamda ve jeoekonomik anlamda bölge çok hareketli. Bu ana kadar aslında Türkiye'ye karşı oluşturulan bazı ittifaklar içerisinde biz Mısır'ın da yer almış olduğunu biliyoruz. Aslında Türkiye'nin bu görüşmelerin başlamasından oldukça memnun olduğunu bizzat biz Sayın Çavuşoğlu'nun ifadelerinden, açıklamalarından anlıyoruz. Çünkü belirli konularda, belirli ülkeler arasında bazı sorunlar olabilir. Ama bu sürekli dostluklar ya da düşmanlıkların devam edeceği anlamına gelmiyor. Şu an itibariyle hem Mısır'ın hem Türkiye'nin konjonktür açısından, hareketlilik açısından, değişim ve dönüşümler anlamında bir araya gelmeleri iki tarafın kazancına. Dolayısıyla Arap dünyasının da önemli bir aktörü olması bakımından Mısır'ın tarihsel anlamda
Türkiye'ye yönelip tekrardan ilişkileri canlandırmak istemesi tabii umut verici bir durum. O anlamda iyi bir başlangıç yapılmış olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Şöyle Sayın Çavuşoğlu'nun açıklaması vardı aslında, çok kez sizlerle evet. de dile getirdik. Yani olumlu giderse görüşmeler Doğu Akdeniz'de de bir anlaşma olması evet. mümkündür dedi. Aslında Doğu Akdeniz'deki sayesinde sormak istiyorum. Yani Türkiye ve Mısır'ın diplomatik ilişkilerin artmasıyla Doğu Akdeniz'de neler değişir? Biz deniz yetki alanları anlaşması bekliyor musunuz siz yakın evet. bir gelecekte? Evet, yani şu anda tabii siz de konuşmamızın başında ifade ettiniz. Yani 8 yıllık bir kopukluk var. Dolayısıyla şu anda işte bölgede de bir dönüşüm var. Yani hem bölge aktörleri belirli bu kutuplaşma ve eskalasyon anlamında yorulmuş durumdalar. Ama onun ötesinde de dediğim gibi o kutuplaşmanın getirdiği mücadelenin ötesine geçip bir anlamda belirli konular üzerinden bir işbirliği alanlarının açıldığını biz görüyoruz. Bu evet. sadece Türkiye-Mısır arasında da değil. Dolayısıyla eğer mevzu bahis olan enerji konusuysa zaten biliyorsunuz Türkiye'nin bu bakımdan gündeme getirdiği bölge ülkeleriyle her birinin hakkaniyet üzerinden işbirliği yapması konusundaki teklifi hali hazırda hala açık. Hı hı. Ve o anlamda da biz biliyoruz ki gene bu deniz yetki sınırlandırması söz konusu olduğunda Türkiye'nin Mısır'la yapabileceği olası bir anlaşmanın Mısır'a getirisi de şu andaki konumundan daha fazla bir getirisi olacak. Ama şu anda dediğim gibi o diplomasi yönündeki normalleşmeye giden süreçte siz de bahsettiniz. Hani ikinci tur istişafi görüşmenin ardından bugün gelen Mısır heyetiyle zaten hangi konularda neler yapılabilir onların tespit edildiği ve onlar üzerinden bir diyaloğun kurulduğu aşamadayız. Zaten Sayın Bakan'ın da söylediği gibi bu gidişat bu anlamda olumlu devam ederse önce büyükelçilerin karşılıklı olarak atanması gerçekleşebilecek. Ondan sonra sizin dediğiniz gibi bu işte deniz yetki alanları ve belki de bölgedeki diğer çözüm bekleyen sorunlarda da işbirliği imkanlarının önüne açılabilir. Ama henüz o noktada değiliz. Ama gidişat olumlu diye söyleyebilirim. Evet. Şimdi Doğu Akdeniz çok önemli. Aslında hani evet. şu son günlerde çok fazla gündeme gelmiyor ama o sahadaki hareketlilik hiçbir zaman bitmedi. Artarak devam ediyor mavi vatana bakacak olursak. Şimdi bölgede İsrail'in, Amerika'nın proxy devlet Doğru. Yunanistan etkisi çok fazla. Çokça da konuşmuştuk. Bölge etkisi ne olur peki bundan sonraki süreçte? Yani şu açıdan soruyorum, Amerika tarafından, İsrail tarafından nasıl okunur? Bir taraftan da çünkü Türkiye'nin körfez diplomasisi de devam ediyor. Hemen ardından bu soruyu da sormak istiyorum size. Evet, dediğiniz doğru. Şimdi bir yandan Türkiye ile belirli ülkelerin diplomatik anlamda geri dönüşlerini görüyoruz. İşte siz de bahsettiniz Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri, keza işte Suudi Arabistan olmak üzere. Aslında bu ilişkilerin bir normalleşme sürecine girmesi önemli. Ne anlamda? İşte biraz önce bahsettiğim gibi o Doğu Akdeniz'de karşı kutuplaşmanın ve o oluşturulan işte İsrail odaklı Yunanistan, Mısır gibi işte bu İsmet'i önceleyen bu enerji üzerinden kurulmuş olan o karşı kutupun bir şekilde çözülme emareleri gösterdiğini ve bu sinyali verdiğini söyleyebiliriz. Bunun sebebi dediğim gibi bölgedeki ülkeler bu ittifaklara niye girdiler? Belli bir yarar sağlamak, bir şeyler elde etmek için. Ama gelinen süreçte bu kutuplaşma hem güvenlik riskini arttırdı Doğu Akdeniz'de hem de Tabii. beklenilen, umulan olmadı. Yani ya. Biliyoruz ki bu Doğu Akdeniz boru hattı projesi zaten Avrupa Birliği tarafından desteklenmiş olsa bile iktisadi açıdan ekonomik değil, feasible değil ve bunun olabilirliği konusunda sadece Türkiye'den değil uluslararası yazın dünyasından ve Batı dünyasından da bunun eleştirildiği ve olabilirliği ve Türkiye'nin konumu gerçekleştirdiği anlaşmalar
Bütün bunlar önünde engel. Dolayısıyla bölgede de belki de İsrail'in de bazı açmazları var biliyorsunuz. Belirli enerji rezervlerini işletme durumunda sorunlar yaşıyor. Bu beklenilen işte bu kutuplaşma üzerinden İsmet'e yapılan yatırımın boş çıktığını bu ülkeler de gördü. Dolayısıyla evet. Burada şimdi bir Türkiye ile işbirliği ve diplomasi kanallarının çalışmaya başlaması iyi bir süreç. Ama tabii bu durum belki de Yunanistan'ın muhtemelen belki de değil pek de arzu ettiği bir şey değil. Çünkü o Yunanistan bir yandan Avrupa Birliği'ni arkasına yani birliğin içinde olmak bakımından arkasına alarak bir yandan da işte Türkiye karşıtı bu kutuplaşma ortamından faydalanmak suretiyle bir kazanç sağlamaya çalışıyordu. Şimdi tabii bu bahsettiğim bu ittifaktan bir çözülme ve buna karşılık Türkiye ile bir normalleşme sürecine girilince tabii dediğim gibi belki bunun bir uzantısı da İsrail ile de olabilir. Çünkü şunu unutmamak lazım. Yani her ne kadar belirli sorunlar devam ediyorsa da yani Mısır'la da en kötü dönemde bile biz biliyoruz ki arka kapı diplomasisinin devam ettiğini, istihbari görüşmelerin devam ettiğini biliyoruz. Keza İsrail'le de öyle ve tabii dediğim gibi şu anda Körfez'de de çok büyük dönüşümler var. Çok. Özellikle bu Al-Uta anlaşması yani Katar'la gerçekleştiren normalleşmenin bir uzantısı olarak da biz biliyoruz ki Türkiye ile olan ilişkiler de zenginleşti. Yani bunun bir çarpan etkisi de oldu. Dolayısıyla bu dönüşümü durdurmak o kadar da kolay değil. Çünkü dediğim gibi birçok ülkenin beklentisi var. Bu de-eskalasyon dediğimiz yani tırmanmanın düşürüldüğü bu ortamdan yeni işbirlikleri alanından bu ticaret olur, enerji olur, COVID-19 sonrası başka alanlarda işbirliği olabilir. Artı tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin son Afganistan'daki bu yaşadığı zorluklar ve işte oradaki itibar kaybının da özellikle Körfez ve Avrupa ülkeleri üzerinde bir endişe yarattığını da söyleyebiliriz. Dolayısıyla Avrupa Birliği için de söyleyebiliriz aynı şekilde aslında değil tabii, mi? Tabii kesinlikle. Açıklamalar çünkü bakıyoruz bu yönde. Evet, o nedenle işte bu kutuplaşmanın bir yere götürmeyeceğini ve Doğu Akdeniz'deki meselelerin aslında Türkiye'yi dışlayarak ve Türkiye'siz olamayacağı noktasına da gelindi. Bundaki en önemli sebep de tabii Türkiye'nin burada verdiği mücadele. Yani hem yumuşak gücünü hem gerektiğinde de uluslararası hukuk çerçevesinde sert gücünü de göstermek suretiyle akıllı gücünü bir şekilde karşı tarafları ikna etme noktasına getirdi. Umalım ki bu rasyonelite üzerinden bölgede herkes kazan üzerinden açılan işbirlikler üzerinden birlikte bir refah alanı yaratabilsinler. Ama tabii bunu bozmaya çalışacaklar olanlar da olacaktır. Yani başta Yunanistan olduğu gibi. Tabii. Silahlanıyor bir yandan. Ekonomi evet. Çok kötü. Silahlanma devam. Fransa'nın desteği arkasında devam ediyor borç ama. Borç alarak. Tabii evet. Devam ediyor ama işte orada da bir Libya Dışişleri Bakanı ziyareti oldu. Bunu sorayım o zaman size. Şimdi Amerika eski gücü yok. Afganistan çekilme sürecinde gerçekten güvensizliği yaşamış gözüküyor. Bu hareketliliği ve değişimi de buna bağladınız. Siz ama uzmanlar genel anlamda zaten bu yorumları da Sayın Güney yapıyorlar ama evet. Bundan sonraki sürece baktığınızda hem onu değerlendirme açısından düzeltiyorum. Libya Dışişleri Bakanı da bir ziyareti oldu. Atina'da temasları oldu. Zamanlamasını ve bu ziyareti nasıl okuyorsunuz siz o zaman Yunanistan'a? Yani şöyle tabii Libya'da bir geçiş hükümeti var. Dolayısıyla Aralık ayında bir seçim yapılacaktı. Mesela o konuda Mısır'ın Türkiye ile ortak yani bu geçiş hükümetini destekler bir konumda olduğunu unutmamak lazım. Hani bölgedeki önemli ülkeler açısından. Uluslararası toplumun bu yönde ciddi bir desteği var. Ama tabii gene yani zorluklar yok değil. Mesela bir yandan da işte Hafter ve onu destekleyen parlamentonun bir
şekilde hareketlendiğini de zaman zaman tespit ediyoruz. Yani bu süreci engellemek ve baltalamak adına. Bu bağlamda da aslında Libya geçiş hükümeti neredeyse herkesle görüştü. O anlamda Dışişleri Bakanı'nın Yunanistan'ı ziyaret etmiş olması da tabii ki Yunanistan'ın belirli lobi faaliyetleri ve girişimlerinde etkisi vardır. Ama dediğim gibi bu bir süreç ve bu bağlamda sonuçta esas olan bu geçiş hükümetine verilen uluslararası toplumun desteğidir. Çünkü onun sonucunda nereye varılacağı önemli ve Türkiye'de şu anda zaten o anlamda Libya ile olan irtibatını kesmedi. Heyetler tabii gidiyor, geliyor. O anlamda bir şu an itibariyle henüz sorun yok. Ama Libya'nın geleceği meselesi, dediğim gibi uluslararası'nın vereceği bu destek çok önemli. Bu bir süreç. Yani şu andaki bu pozisyon da bir süre böyle 24 kalabilir. 24 Eylül değil mi? Seçimler söylemek var. 24 Eylül'de. Ben Aralık diye biliyordum ama yani ben yanlış söylemiş olabilirim. Sizin evet, ki doğru olabilir. Şu anda net olarak hatırlamıyorum ama evet, bir seçim var. Yakın bir tarihte diyeyim o zaman, evet, ben. Yani yanlış şöyle, bilgi de vermemiş olurum böylelikle. Doğru. Ne olur sonuçları o zaman? Bunu da değerlendirelim. Yani Türkiye tarafından nasıl izleniyor bu sonuç, seçim Türkiye süreci? Türkiye asla irtibatını kesmiyor. Yani onu söylemek lazım. Hatta özetle söyleyeceğimiz budur. Ama bu süreçte zaman alabilir. Yani bunu da unutmamak lazım. Ama şu andaki işte Başbakan Debe ile olan ilişkilerimiz gayet sıcak ve olumlu. Ve Türkiye'de sürekli orada hatta ve dediğim gibi diplomasisini sürekli pekiştiriyor, yeniliyor. O anlamda şu an itibariyle bu seçimlere giden süreç uzayabilir. Yani bunu da beklemek lazım diye düşünüyorum. Ama amaç uluslararası toplumun istediği Libya'nın bir an evvel bir istikrara kavuşması ve bir seçim olması. Ama bunu bozmak isteyen, işte geride duran Hafter gibi ve onu destekleyen bazı güçler de olabilir. Mesela bu konuda Türkiye'nin en sıcak yanında destekleyenler içerisinde Katar'ı görüyoruz, İtalya'yı görüyoruz. Aklıma gelenler, Almanya'yı evet, da tabii unutmamak lazım. Peki. Şunu da sorayım. Son olarak Mısır üzerinde Amerika'nın bir etkisi olabilir mi bundan sonraki süreçte? Yani şöyle, Mısır üzerinde her zaman Amerika'nın etkisi var. Yani çünkü Mısır'ın toplumsal yapısına baktığınız zaman işte ordu zaten her şeye hakim ve orduyu da bugüne kadar yetiştiren, oraya konumlandıran Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi. Ve biliyorsunuz İsrail'den sonra en büyük desteği, maddi anlamda yardım Amerika Birleşik Devletleri yapıyor. Şu anda tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin Biden'ın kendisinin içerisinde oldukça sıkışık olduğunu söylemek lazım. Yani bu Afganistan'daki ani çekiliş neticesinde. Ama onun ötesinde Mısır'ın önemini göz ardı edecek bir Amerika Birleşik Devletleri yönetimi olduğunu düşünmüyorum. Bence mühim olan burada Türkiye'nin de şu an itibariyle mesela ABD ile işte Katar'la birlikte bu Afganistan'da insani yardım üzerinden yaptığı katkılar ve destek olmaya çalışması ve bunun üzerinden işte inşallah Doğu Akdeniz'de de bir istikrar yönünde temel atılabilirse o zaman yani dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu var olan geçmişteki karşıt kümelenmelerden her an vazgeçebileceğini söyleyebiliriz. Çünkü o zaman Doğu Akdeniz'de onun esas endişe duyduğu küresel anlamdaki rakibi Rusya. Onunla birlikte İran bölgesel olarak. Dolayısıyla düne kadar Türkiye'ye de karşıt bir konumdaydı ama dediğim gibi jeopolitik konumlanma ve saha o kadar hareketli ki çok, her an bu denklemler değişebilir ve dediğim gibi mühim olan bu kutuplaşmayı sona erdirmek lazım. Türkiye'de zaten bu çoklu diplomasi ve yeni normalleşme yönündeki girişimleriyle bunu sağlamaya çalışıyor. Çünkü kutuplaşmanın kimseye faydası yok. Hiç kimse bundan faydalanamıyor. Ne Mısır ne diğer bölge ülkeleri.
Umalım ki bu yönde bir gidişat olsun. Ama tabii Avrupa Birliği bu konuda oldukça etkisiz. Bunun da altını çizmek lazım. Yani sadece enerji meselesi de değil. Avrupa'nın kafası karışık birçok konuda. Evet, gerçekten evet, evet. Göç konusunda birbirleriyle tartışıyorlar, birbirlerini suçluyorlar. Haksız evet, buluyorlar. Maalesef. Amerika'ya karşı bir açıklamalar de var. Heiko Maas'ı biliyorsunuz, Almanya'dan gelen açıklamaları. Yani evet, evet. Doğru söylüyorsunuz. Bir de tabii şu anda gene bir güven açığı oluştu. Yani bu Afganistan meselesi üzerinden Avrupa Birliği'nin kendi güvenlik odaklı açıklamaları var ve endişeleri var. O nedenle onun ötesinde zaten yeni bir şey değil. Yani söz konusu olan Akdeniz, Kuzey Afrika mevzu bahis olduğunda biz Avrupa Birliği'nin etkileyici bir aktör olarak sahada göremiyoruz. Zaten bu açıklar nedeniyle bir sürede Amerika'nın belirsiz politikaları nedeniyle stratejik seviyede rekabet alanı oldukça hızlandı ve ortaya çıkan boşluk önce Rusya, sonra iktisadi olarak Çin tarafından dolduruldu ve bölgede de biliyorsunuz bunun üzerinden giden, karmaşa üzerinden giden vekalet savaşları vardı düne kadar. Dolayısıyla evet, bu da istikrarı bozan bir tablo oluşturdu. Peki Mevlüt Çavuşoğlu'nun Afganistan'la ilgili açıklamaları vardı. Görüşmelerin devam ettiğini, Katar-Türkiye arasında görüşmeler devam ediyor. Taliban tarafından gelen açıklamalar da var ama tamamen çıkmamız yanlış olur dedi. Katılır mısınız? Evet, şu ana kadar şöyle, yani aslında Türkiye'nin Afganistan'la olan ilgisi tamamen bir insani boyutu var. Dolayısıyla tarihsel ve kültürel ilişkilerimiz var. Yani şu anda Taliban değil mevzu bahis olan bence. Yani Türkiye'nin oraya olan ilgisi Afgan halkının geleceği ve istikrarı ile ilgili. Ama bu tabii kendi askerini risk etmek anlamına gelmiyor. Dolayısıyla baştan itibaren zaten Türkiye dedi ki bu bağlamda yani Türkiye'den beklenen, istenen talepleri kendi güvenliğini garanti almak kaydıyla gerçekleştirebilir dedi ve bu anlamda zaten daha ziyade Katar'ın inisiyatifiyle ve Türkiye'nin de desteğiyle bir istişare süre geliyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile de bu çekilmesinden sonra. Ama dediğim gibi Türkiye'nin de belirli koşulları var. Onlar gerçekleşmeden ister bu havalimanı olsun ya da bir başka bir şey olsun, bunlar masaya yatırılmış durumda. Bunu söyleyebilirim. Peki. Çok teşekkür ederiz Gün Ortası'na katıldığınız ederim için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. İyi çalışmalar efendim. Çok sağ olun. Sağ Profesör Doktor Nurşin Güney bizlerle birlikte oldu. Dış politika gündemine bir pencere açtık sevgili izleyenler. Devam edeceğiz haberlerle. Evet, haberlerle devam ediyoruz. PKK, Amerika'ya olan bağlılığını bir kez daha tehdit etti. PKK-PYD'nin sözlü üst düzey yöneticilerinden İlham Ahmet, Amerikalı yetkiliyle yaptığı görüşmede Suriye'den çekilmeyin dediklerini anlattı. Türkiye, Rusya ve Suriye hükümetini hedef aldı. Türkiye, terörle mücadelesinde hız kesmiyor. PKK'nın sözde maliye sorumlularından Ogar Botan etkisiz hale getirildi. Örgüt, çözülme olmaması için Botan'ın ölümünü üyelerinden 10 gün sakladı. Terör örgütü PKK-PYD'nin sözde üst düzey yöneticilerinden İlham Ahmet, örgütün Amerika'ya olan bağlılığını bir kez daha teyit etti. Ahmet, Amerikalı yetkiliyle yaptığı görüşmede Suriye'den çekilmeyin dediklerini anlattı. Türkiye, Rusya ve Suriye hükümetini hedef aldı. Amerika Yakın Doğu Asya işlerinden sorumlu Dışişleri Müsteşar Vekili Joy Hood'la görüşen Ahmet'in, Amerika'nın Kuzeydoğu Suriye'deki varlığının siyasi uzlaşmalara varmanın garantisi olduğunu ilettiğini belirtti. Rusya ile ilişkilere de değinen Ahmet, Suriye'deki çatışmada Ruslardan tarafsız bir rol görmedik. Onlar daha çok Şam tarafında yer aldılar ifadesini kullandı. Ahmet ayrıca Suriye hükümetine baskı uygulamak için muhalif bileşenler arasındaki diyaloğu ve ortak bir fikir birliğine ulaşmayı desteklediklerini belirtti. Zor durumdaki terör örgütü Amerika'ya bir kez daha sarılırken Türkiye'nin başarılı operasyonları da devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Tel Tamir hattında 10 gün önce 8 terörist etkisiz hale getirildi.
teröristlerden birinin örgütün Kandil kadrosundan olduğu ortaya çıktı. TRT Haber'in haberine göre o isim PKK'nın sözde maliye sorumlularından Hovgar Botan'dı. Örgüt çözülmeyi önlemek adına teröristin ölümünü 10 gün gizli tuttu. Botan'ın hastalıktan öldüğü yalanı ise kısa sürede ortaya çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlılığını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir kez daha yineledi. Akar, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Artan bir şiddet ve tempoda taarruzi bir ruhlu operasyonlarımız devam ediyor. İnşallah asil milletimizi terör belasından kurtaracağız dedi. Bakan Akar, terör örgütünün sözde yöneticileri, tepesindekiler sonlarının ne olacağını çok iyi anladı. Alttakilerin de adalete teslim olmaktan başka çarelerinin kalmadığını görmeleri lazım diye konuştu. PKK'nın elinden kaçan Mustafa Biçer yaşadıklarını ulusal kanalda anlattı. PKK'nın finans kaynağını HDP olduğunu belirten Biçer, HDP PKK'ya militan gönderiyor ve finans sağlıyor. HDP kapatılmalıdır dedi. Mustafa Biçer'in ardından yayına dahil olan anne Ayşegül Biçer de HDP'nin kapatılması gerektiği vurgusunu yaptı. PKK bitinceye kadar, HDP kapanıncaya kadar evlat nöbetine devam edeceğim dedi. Zaten örgütten kaçmak istiyordum. Annemin ve orada olan aileler bana umut oldu. Onların sesi, onların çığlıkları bana umut olduğu için sabrettim ve bekledim. Terör örgütü PKK'dan kurtularak ailesinin yanına dönen Mustafa Biçer yaşadıklarını ulusal kanala anlattı. HDP'nin PKK'ya nasıl finans sağladığını vurguladı. HDP'nin kapanması için tek neden HDP terör örgütüne Türkiye'nin terör örgütü, hatta birçok ülkenin de terör örgütü listesine katmış olduğu PKK'ya yardım militan göndermesi, kendileri örgüt terör örgütü mensubu militan göndermesidir. Örgüte ekonomi destek vermesidir. Hatta geçmiş dönemlere bakalım. Selahattin Demirtaş ne diyordu? Kazanırsak APO'nun heykelini dikeceğiz diyordu. Bundan açık net HDP'nin kapatılması için bir söz olamaz. Kendi ağzıyla örgüte destek verdiğini söylüyor. Mustafa Biçer, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarının ardından Bahoz Erdal'ın Suriye'de görevlendirildiğini belirtti. Bahoz Erdal toplantı yaptı. İşte Türk devleti bize zulüm yapıyor. Afrin elimizden gitti. Tel Abyad elimizden gitti. Serikani elimizden gitti. Bu bizim için büyük düşüş. Hatta şunu özellikle söyledi. Yakında Kobani'de bir savaş çıkacağını, Kobani'nin elimizden gitmesi durumunda örgütün tasfiyesi söz konusu olacaktır dedi. Hem dağda hem de Suriye'de örgütün tasfiyesi söz konusu olacak. Onun için Kobani'de hazırlıklarımızı devam ettirmeliyiz dedi. Evet. Bahoz Erdal Suriye bölge sorumlusu olarak atandı. Tel Abyad Serekani operasyonundan sonra, Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra örgütte Suriye'de çöküş başladığı için örgüt Bahoz Erdal'ı bir destek olarak, kuvvet olarak Suriye'ye gönderdi. Şu anda örgütün Suriye yönetiminde Bahoz Erdal birinci derecede yer alıyor. Biçer, çok sayıda PKK militanının ihtiyaca göre destek amacıyla Irak'a, Suriye'ye gönderildiğini söyledi. Çok az bir sayıda değil, yüksek bir miktarda. Çünkü yani örgüt dağda tükenmiş durumda. Mustafa Biçer'in bundan sonraki hedeflerinin ne olduğu sorusuna cevabı ise çok netti. İnşallah Allah izin verirse birinci yapacağım şey askere gitmektir. Başvurumu yaptım askerlik için. Onca yıl, 3 yıl boyunca terör örgütü tarafından kandırıldık. Onlara hizmet ettik. Bundan sonra devletimize hizmet etmek istiyorum. Allah izin verirse askerliğimi yapacağım. Devletimize layık olmaya çalışacağız. Ondan sonra... Mustafa Biçer'in ardından anne Ayşegül Biçer de görüş alanı yayınına katıldı. Ayşegül Biçer, HDP'nin kapatılmasına ve kapatılma sürecini uzatan Anayasa Mahkemesi'ne dikkat çekti. Yani birlik beraberliği için, kardeşliğimiz için, kimsenin bizi bölmesine izin vermediğimiz için bu mücadeleyi sürdüreceğiz demiştim ve kararlıyım. PKK bitinceye kadar, HDP kapanıncaya kadar Ayşegül Biçer olarak oradayız. Allah izniyle Rabbim o günleri de gösterecek. HDP'nin kapısına kilitler vurulacak. Allah'ın izniyle bu anneler, bu babalar PKK'nın kökünü kazıyacak. HDP ve PKK'yı tarihin karanlık sayfalarına koyup kapatıp bir daha açmamak üzere tabii ki. Buradan PKK'ya çocuğunu kaptırmış tüm anne ve babalara buradan bir kere daha çağrıda bulunuyorum. Korkmayın, gelin birleşelim, hakkınızı isteyin. Hani HDP mecliste ben Kürtlerin savunucusuyum, Kürtlerin temsilcisiyim diyor ya,
Gelin hakkınızı HDP'nin kapısında isteyin. Çünkü HDP olmadan tek bir kuş, tek bir yaprak daha gidemez. Ve oradaki bütün çocuklara da çağrımdır. Korkmayın, gelin. Türkiye Cumhuriyeti çok şefkatlidir. Kolluk kuvvetlerimiz çok şefkatlidir. Allah'ın izniyle tek bir fiske yemeden annenizi kucağına döneceksiniz. Gelin birleşelim hep beraber PKK ve HDP'yi bitirelim. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit Afganistan'da yeni hükümetin kurulmasıyla açıklama yaptı. Hükümet kurulmadığı için kadınların taleplerine cevap vermediklerini belirten Mücahit, biraz sabretsinler, kurumlar yerleşince isteklerine yanıt alacaklar dedi. Taliban sözcüsü Katar, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen teknik ekiplerle havalimanının yeniden kullanıma açılması için çalıştıklarını da söyledi. Afganistan adım adım yeni hükümete doğru gidiyor. Taliban'ın kontrolü sağladığı ülkede yeni dönem için hazırlıklar devam ederken Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit basına yeni açıklamalar yaptı. Hükümetin ilan edileceği tarihle ilgili bir bilgi vermeyen Mücahit, anayasanın ülke ve halkın sorunlarına cevap verebilecek İslami bir anayasa olacağını yineledi. Kurulacak hükümetin geçici olacağını ifade eden Mücahit, böylece onu değiştirme ve iyileştirme fırsatı bulacağız. Bir sonraki hükümet sürecin nasıl ilerleyeceğine karar verir mesajını verdi. Taliban sözcüsü Mücahit, Taliban'ın kontrolü sağlamasının ardından Kabil'in çeşitli noktalarında kadın hakları için eylemler düzenlenmesini de değerlendirdi. Kadınların taleplerini dikkate aldıklarını belirten Mücahit, hükümet henüz kurulmadığı için taleplere cevap veremediklerini söyledi. Kadınlar bizim toplumumuzun önemli bir parçasıdır. Taleplerine kulak veriyoruz. Henüz hükümet kurulmadığı ve konuyla ilgili yetkililer belirlenmediği için taleplerine cevap verilemiyor. Biraz sabretsinler, kurumlar yerleşince isteklerine yanıt alacaklar. Penşir'de kontrolün sağlanmasının ardından ülkede savaşın resmen sona erdiğini de söyleyen Mücahit, hükümetle ilgili çalışmaların tamamlandığını ve en kısa zamanda ilan edileceği bilgisini paylaştı. Afganistan'da kurulacak yeni devletin resmen tanınmasını beklediklerini de söyleyen Mücahit, tüm devletlerin Afganistan'a dostluk elini uzatmalarını ve büyükelçilik açmalarını istediklerini söyledi. Hamid Karzai, uluslararası havalimanındaki çalışmalarla ilgili de bilgi verdi Taliban sözcüsü. Havalimanının yeniden kullanıma hazırlandığını belirten Mücahit, Katar, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen teknik ekiplerle çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Evet, aşı olmayanlara yönelik tedbirler devam ediyor. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Ankara Otogarı'nda sevgili Seda Aküs bizi bekliyor. Son durumu alacağız Seda. Nedir son durum? Çalışmalar hangi aşamada? Seni dinleyelim. Evet değerli izleyenler, Ankara otobüs şehirler arası otobüs terminalindeyiz ve salgınla mücadelede 6 Eylül'den itibaren önemli bir aşamaya geçildi. Aşı olmayan, ne yazık ki aşı olmayan vatandaşlar var hala ve bu aşı olmayan vatandaşların sayısı da ne yazık ki hala milyonlarla aslında nitelendirebileceğimiz şekilde. Ve bu yüzden Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleriyle, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu üyeleriyle yaptığı görüşmeler, toplantılar neticesinde önemli bir karar alındı ve bundan sonra aşısı olmayan, COVID-19 geçirmemiş yurttaşlara PCR testi zorunluluğu getirildi. Her alanda bu zorunluluğun olduğunu söyleyelim. Şimdi biz şehir arası otobüs terminalindeyiz ve burada işleyiş nasıl, bu tedbirlere uyuluyor mu, işte bunları tam da yerinde aslında tespit etmiş olacağız. Hemen bir firma yetkilisine mikrofonumuzu uzatmak istiyorum. Efendim canlı yayındayız, yayınımıza hoş geldiniz. Buyurun, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Tabii. Hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi dünden itibaren yeni bir döneme geçtik ve PCR testi zorunluluğu getirildi. Buradaki işleyişi biraz anlatır mısınız? Yani vatandaşlar, bilet almak isteyen vatandaşlar buraya geliyorlar. PCR testi gösterilince bileti hemen kesiyor musunuz, yoksa gösterilmeyince ne yapıyorsunuz? Gösterilince kesiliyor, sistemde çıkması lazım. Veya çift aşısı olduysa sistemde gözüküyor. Sistemde gözükmezse bilet veremiyoruz. En yakın sağlık kuruluşuna gidip PCR testi yapması lazım. Onun PCR testini sistemden yükleyebiliyorlar mı, yoksa en fazla 48 saat olacak şekilde? Sisteme geçiyor. Sisteme düşüyor, hemen düşüyor. Ya da size elden de bir belge getirebiliyorlar mı? Elden gelen belgeyi biz kabul etmiyoruz. Sisteme düşmesi gerekiyor. Sisteme düşmeden veremiyoruz.
Peki dünden beri hayata geçti bu uygulama. Herhangi bir sorun yaşıyor musunuz? Bayağı bir sorun oluyor. Geç kalınmış bir şey. Uygulama bayağı bir geç kalınmış. Daha önce olması lazımdı. Ortama gördük ki yani %70 aşısız gözüküyor şu anda. Gelen vatandaşın %30'u aşılı. Geç kalınmış bir şey. Daha önce olması daha iyi olurdu, makbul olurdu. Çok teşekkür ediyorum. Sizin ekleyeceğiniz bir ya da bir mesajınız olacak mı? Vallahi vatandaşın en kısa zamanda aşısını yapıp maskeyi atmak. En kısa zamanda. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Şimdi değerli izleyenler, isterseniz biraz da bu yoğunluğu da gösterelim. Şu an Aşti'deyiz, şehir arası otobüs terminalindeyiz. Bulunduğumuz bu nokta otobüs firmalarının yazıhanelerinin olduğu nokta. Ve görüyorsunuz, şimdi kameraman arkadaşım da size gösterecek. Yoğunluğun olduğunu görüyoruz. Yüz yüze eğitim başladı. Bu nedenle aslında aşılamanın oldukça önemli olduğunu söyleyelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın mesajları olmuştu. Şu ana bugünden itibaren dünden itibaren yeni uygulamanın hayata geçtiğini söylemişti ve elimizde çok önemli bir koz var. Aşı var. Bu salgınla mücadelede elimizdeki en önemli koz aşı ve bu nedenle vatandaşların mutlaka aşı olması gerektiğini söyledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Dün yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aşıya ilişkin aslında çok önemli mesajları olmuştu. Vatandaşlara mutlaka aşı yaptırılması gerektiğini söylemişti. Aslında biraz daha ilerlemek istiyorum. Şimdi kameraman arkadaşımdan da rica edeceğim. Yazıhanelerin olduğu bölümde de yoğunluk var ve dışarıda da yine vatandaşlar otobüslerinin kalkmasını bekliyorlar, saatlerini bekliyorlar. Onlara da hemen aslında birazdan ilerleyen dakikalarda da bir mikrofon uzatmak istiyoruz. Şunu söyleyelim, tedbirlere uyuluyor mu? Büyük oranda burada uyulduğunu görüyoruz. Vatandaşlar bu noktaya geliyorlar otobüs terminallerinde. Yazıhanelerin olduğu bölümde mutlaka PCR testini göstermek zorundalar. Dün itibariyle hayata geçti bu uygulama. PCR testlerini gösterdikten sonra ancak biletlerini alabilecekler. Şu anda Aşti'de de kontroller, denetimler aslında hızlı bir şekilde yapılmaya devam ediyor. Vatandaşların bu noktaya geldikten sonra aslında sistemden PCR testlerini yüklemek zorundalar. Şunu da tabii hatırlatmakta fayda var. 2-3 aydır aslında aşı noktaları da kuruldu. Aşılar da yapılıyor terminallerde. Vatandaşlar iki seçenekleri var. Ya aşılarını olacaklar ya da otobüslerde yolculuk yapabilmek için mutlaka PCR testlerini yaptırmak zorundalar. Şu anda Aşti'de de yine vatandaşların yazıhanelerde PCR testlerini gösterme zorunluluğu devam ediyor. PCR testini gösteren, 48 saat içerisinde yapılmış PCR testini gösteren vatandaşlar biletlerini alabiliyorlar. Aksi takdirde biletlerin alınmadığını söyleyelim. Şu anda Aşti'deyiz. Aşti'de kontroller yapılıyor. Yazıhanelerde vatandaşlar PCR testlerini gösteriyorlar. O testlerin sonucuna göre de biletlerini alabiliyorlar. Pozitif çıkan vakalar tabii ki Sağlık Bakanlığı'na bildirilerek yine karantina süreci başlıyor. Negatif olan vatandaşların da biletlerini alarak yolculuklarını yaptıklarını söyleyebiliriz. Aşı'dan şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Yeşimer Yılmaz. Sedat Göz Ankara'dan aktardı. Şimdi çok kısa bir reklam aramız var, ayrılmayın. Saat başında da aşı zorunluluğunun ya da test zorunluluğunun diyelim, PCR testi zorunluluğunun hukuki sonuçlarını konuşacağız. Doktor Ramazan Arıtürk bizlerle birlikte olacak, ayrılmayın. Efendim devam ediyoruz. Gün ortasına Çerkes Ethem'e iadeye itibar verilmesi tartışması büyüyor. CHP sözcüsü Faik Özturak, Uluslararası Kafkas Derneği ile yapılan görüşmede Çerkes Ethem için iadeye itibar sözü verilmediğini savundu. Özturak'a jet yanıt Uluslararası Kafkas Derneği Başkanı Uğuz Berk'ten geldi. Ulusal kanalda konuşan Berk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çerkes Ethem'e iadeye itibar verilmesi sözüne 20 kişinin şahit olduğunu söyledi. CHP, Çerkez Ethem'e iade itibar verilmesi haberleri için asparagas yani yalan dedi. CHP'nin yalan açıklamasına Uluslararası Kafkas Derneği'nden jet yanıt geldi. Doğru olmayan bir haber üzerinden benim bir açıklama yapmamızı istiyorsunuz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin ana muhalefet partisinin liderine yalan itham edecek kadar aciz değiliz.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 31 Ağustos tarihinde Uluslararası Kafkas Derneği yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmeyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan dernek başkanı Oğuz Berk, Kılıçdaroğlu'nun Çerkez Ethem'e iadeye itibar verilmesini desteklediğini söyledi. Uluslararası Kafkas Derneği olarak CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettik. TRT Çerkez açılması ve Çerkez Ethem'e iadeye itibar talebimizi ilettik. Sayın Kılıçdaroğlu her iki konuda da destek verdiğini, Ethem Bey'in mezarının Ürdün'den getirilmesi gerektiğini ifade etti. CHP sözcüsü Faik Öztrak ise bu açıklamaların doğru olmadığını savundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir görüşmede Çerkez Ethem'e iadeye itibar verilmesi gerektiğini söylediği belirtildi. Konuyla ilişkin değerlendirmeniz nasıl olur? Genel Başkanımız bir tarihçi değildir. Ama Milli Kurtuluş Savaşı'nı ve bu savaşta kimin ne yaptığını ne yapmadığını da gayet iyi bilir. Şimdi böyle asparagas haberler üzerinden kamuoyunun gündemini işgal etmenin hiçbir anlamı yoktur. Uluslararası Kafkas Derneği Başkanı Oğuz Berk ise CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kemal Bey, Adnan Menderes'in, Topal Osman'ın, İskilipli Atıf Hoca'nın, Nazım Hikmet'in iadeye itibarı yapıldı. Çerkez Ethem'in neden yapılmasın? Mezarının da Türkiye'ye getirilmesi gerektiğini düşünüyorum dedi. Ulusal kanala konuşan Berk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çerkez Ethem'e iadeye itibar verilmesini savunduğu bilgisinin doğru olduğunu vurguladı. Toplantıda 20 kişi vardı, 20 kişi de Kemal Bey'in söylediklerine şahit oldu. Kendi kameramız ve fotoğraf makinemiz vardı ama bize çekim yaptırmadılar. Videoyu size göndeririz dediler. Videonun sesini kısıp bize göndermişler. CHP sesli halini yayınlarsa sorun çözülür. Doğruluğu konusunda namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Durduk yere neden yalan söyleyelim? Gidiş amacımız zaten buydu. Sırf çay kahve içelim diye gitmedik. Hatta Kemal Bey'e konuştuktan sonra bu sözleri duymaktan memnun olduğumuzu ifade ettim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gençlerin sorunlarını 6 maddede özetlediği çözüm önerisini sundu. İşsizlik sorunu yaşayan gençlere oyun konsolu, cep telefonu ve ÖTV'siz araba vaat etti. Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı vaatlere Vatan Partisi Öncü Gençlik Başkanı Barış Demiralay'dan tepki geldi. Demiralay, onların düzeninde üretmek yok, tüketmek var ifadelerini kullandı. 1. Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak. İlk internet aboneliklerinden vergi alınmayacak ve indirimli paketlere ulaşmaları sağlanacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı videoda gençliğe vaatlerini sıraladı. Gençlere telefon, araba, internet gibi vaatlerde bulunan Kılıçdaroğlu'na Öncü Gençlik'ten yanıt geldi. Öncü Gençlik Genel Başkanı Barış Demiralay, Kılıçdaroğlu'nun üretmek yerine tüketmeyi yönlendiren vaatlerini eleştirdi. ÖTV indirimiyle araba al, onu bir galericiye ver, parasıyla KYK borcunu öde. Onların düzeninde çalışmak, üretmek, iş bulmak, tasarruf yapmak yok. Tüketmek var, borcu borçla kapatmak var, günü kurtarma var. Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV sıfırlanacak. Demiralay gençliğin sorunlarını doğru tespit etmenin yakıcı önceliğine vurgu yaptı. Bol keseden dağıtılan son model telefonlar, sıfır arabalar. Havada uçuşan internet paketleri, indirimler. Bunların hepsi yalan, hepsi çaresizce masalları. Masal çok, gence iş yok. İndirim çok, gençlere parasız ve nitelikli eğitim yok. Artık sokakta dayılar göster telefonunu deyince ne yaparsınız onu bilmem. O da sizin başınıza dert olsun. Öncü Gençlik Genel Başkanı Barış Demiralay, Kılıçdaroğlu bu vaatleriyle iyi bir pazarlama müdürü olabilir ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerinin benzerlerini AVM'lerde, telefoncularda, araba galerinin camlarında görebilirsiniz. Kılıçdaroğlu bu vaatleriyle iyi bir pazarlama müdürü olabilir. Gençlere biraz daha kafayı takarsa onu sezon sonu indirimlerini anlatırken bulacağız. Türkiye'de genç işsizlik oranı tehlikeli boyutlarda. Zira TÜİK'in açıkladığı son verilerde her 4 gençten birinin işsiz olduğu belirtildi. Ankara'ya gidelim şimdi. Türkiye-Mısır arasında istişare görüşmelerin ikinci turu başlamıştı. Buse Gençtürk takip ediyor. İstişare görüşmeleri, son gelişmeleri alalım. Buse hoş geldin. Nedir? Görüşmeler başlamıştı. Bir önceki bağlantımızda devam ediyor mu? Bir gelişme var mı? Senden alalım. Yeşimer Yılmaz, Türkiye ve Mısır heyetleri arasındaki ikinci tur istişare görüşmeleri bugün öğleden önce başladı ve görüşmeler şu dakikalarda da Dışişleri Bakanlığı'nda devam ediyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Loza heyetlere başkanlık ediyor ve görüşmelerde
Dışişleri Bakanlığı iki ülke arasındaki ilişkilerin ve bölgesel konuların ele alınacağını açıklamıştı. Bugün yapılacak görüşme oldukça önemli. Geçmişe bakacak olursak 8 yıllık bir gerilimin ardından Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiler Mayıs ayında normalleşmeye başlamıştı ve 6 Mayıs'ta iki ülke arasındaki istikşafi görüşmeler Kahire'de tamamlanmıştı. Bu görüşmelerin, istikşafi görüşmelerin ardındansa görüşmelerde samimi havada ve içeriğin kapsamlı bir şekilde yapıldığı belirtilmişti. İki ülkenin istişarelerinin ardından durumların değerlendirileceği ve buna mütakip adımların atılacağı da belirtilmişti. Mayıs ayındaki görüşmelerden sonra bu görüşmeler ise şu açıdan önemli, iki ülke arasında özellikle Mavi Vatan'da bulunan bu iki ülke arasında deniz yetki anlaşmasının imzalanmasının masada olacağı belirtiliyor. Bugün yapılan, bugün başlayan görüşmelerde bunun yanı sıra tabii ticari ilişkilerin artırılmasına yönelik hedeflerin de bugünkü görüşmelerde değerlendirileceği de ifade ediliyor. Bir diğer gelişme ise iki ülkenin büyükelçiliklerinin açılıp açılmayacağı. Bu adımın atılıp atılmayacağı da bugünkü toplantılarda ele alınacak ve görüşmeler yarın da devam edecek. Yarın Dışişleri Bakanlığı'nda bu istişare görüşmelerinin devam edeceğini de belirtelim. Bizde henüz Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir resmi açıklama yok görüşmelere dair. Biz ayrıntıları takip ediyor olacağız. Sözü tekrar size bırakalım. Gençlik, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Haber nöbetine devam ediyor. Ankara'dan bize detayları aktardı. Şimdi koronavirüsle mücadele devam ediyor. Yeni COVID-19'da mücadele süreci de başladı biliyorsunuz. Aşı ibraz etmek zorundasınız. Aşı kartınız olmak zorunda. Ya da haftada iki kere PCR testi yaptırmak zorundasınız. Toplu taşımalarda, okullarda, öğretmenler, yöneticiler. Bunların hepsine dikkat ediliyor. Bunlarla ilgili kontroller de devam edecek. Peki süreç nasıl ilerleyecek? Bunun hukuki boyutu nedir? Eğer PCR testi yaptırmazsak ya da aşı olmayacaksak hukuki açıdan ne oluyor, ne bitiyor konuşmak istiyoruz. Bir konuğumuz bizlerle birlikte. Değerli bir isim ağırlıyoruz. Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Sayın Ramazan Aratürk. Ekranda da görüyorsunuz. Sayın Aratürk, hoş geldiniz efendim gün ortasına. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diyorum. Çok teşekkür ederiz. Yeni bir süreç hepimiz için çok önemli. COVID-19'la mücadele sürecinde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu yeni uygulamayı? Hukuki boyutu nedir? Ben PCR testi yaptırmak İstemiyorum denilirse ne olur? Şimdi her şey önce hukuk devleti aynı zamanda vatandaşlarının sağlığını, hayatını korumakla mükellef olan bir devlet. Yani özgürlüğünü, sağlığını, mülkiyet hakkını koruması gereken bir devletten biz bahsediyoruz. Bugünkü salgın sebebiyle bu salgından dolayı sadece bu hastalığı taşıyan değil, bu hastalığı taşıyan kişiyle temas kuran kişiler de hayati tehlikeli olduğu bilinen bir gerçek. Bu bağlamda hem iş kanundan kanıtlanan sebepten dolayı hem de hizmet verenlerin vermiş olduğu hizmetler sebebiyle hizmet alanlarının uğrayacağı her türlü hukuki zararları veya uğrayacakları mağduriyetleri karşılamak da mükellef bir durum söz konusu. Bu bağlamda eğer bir kamu hizmeti alıyorsanız, eğer bir toplu olarak bir yerlerden bir yere gitmek durumundaysanız, bayağı bir kamu hizmeti kullanmak durumundaysanız, bu durumda Sağlık Bakanlığı'nın ve ilgililerin talep etmiş olduğu işleri, talep etmiş olduğu aşıyı ya da PCR testini yaptırmak durumundayız. Bunun aksini düşünmenin mümkün olmadığını düşünüyorum. Çünkü biraz önce söylediğim gibi bir işveren aynı zamanda işçilerinin de sağlığını korumakla mükellef. Evet. Bu durumda bir işçinin ben PCR testi olmak istemiyorum, bu benim temel insan haklarıma aykırı, ya da ben aşı olmak istemiyorum, ben bu noktada temel insan haklarına aykırı diye bir düşüncesi varsa, bu durumda işveren tarafından eğer bu işçinin dışarıda başkalarıyla temas halinde olmayacak bir işi yoksa, bu durumda son yayınlanan Sağlık Bakanlığı'nın genelgeleri, ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bu konuda genelgeleri var. Bu bağlamda haklı bir fesih yoluna gitme durumu söz konusu yani olduğu görülüyor. Yani işveren çıkarabilir. Evet, çıkarabilir. Çünkü burada işveren sadece bu PCR testi yaptırmayan veya aşı olmayan işçinin sağlığını korumak değil, bütünüyle orada çalışan herkesin sağlığını korumak mecburiyetindedir. Bu durumda gelinen bu noktada, bu salgında
bir işçi ya da bu konuda PCR testi olmayan veya aşı olmayan bir kişiden bulaşık olan bir hastalık neticesinde orada birçok insanın yaralanmasına, belki de ölmesine veya zarar görmesine sebep olacak bir durum söz konusuysa, bu durumda işçi, işveren gerekli bütün tedbirler almak durumunda. Sadece işveren değil, hizmet üreten ve hizmet verenler de dahil. Hı hı. Şimdi peki tazminatsız bugün çıkarabilir mi? Bunu da sorayım hemen. Nasıl efendim? Tazminatsız çıkarabilir mi? İşte zaten burada bir haklı fesihten biz bahsediyoruz. Haklı fesihten bu düzen, bu durum aslında ne iş kanunumuzda ne de mevcut mevzuatımızda düzenlenmiş, öngörülmüş bir durum değil. Görünen o ki gerek bilimsel mütalaalar, gerekse Sağlık Bakanlığı'nın beyanları, açıklamaları, bilim kurullarının tavsiye kararları, hükümetin almış olduğu kararlar, bütün hepsi bunun olmasının gerektiğini açık bir şekilde bize ifade ediyor. Ha, bu aşamada eğer bir işçi veya bir kişi ben PCR testi olmak istemiyorum, ben aşı olmak istemiyorum diyorsa, o zaman bu kamu hizmetlerinden, özellikle kamuya açık ve başkalarının da kullandığı ve birlikte müştereken kullandığı hizmetlerden istifade edemeyeceği anlaşılıyor. Örneğin beraberce otobüse binmek gibi. Örneğin ben bugün İstanbul'dan İzmir'e geldim. İzmir'e gelirken de bana sordu, aşı kartın var mı? PCR testin var mı diye. Neden? Çünkü benim işte bilet aldığım uçak şirketi sadece beni değil, benimle beraber bütün yolcuların sağlığını korumakla mükellef, korumak mecburiyetinde, bu güvenceyi de vermek durumunda. Bundan dolayı da şayet bu konuda hizmet alan varsanız, ama diyelim ki siz evinizde su bağlayacaksınız, su kullanıyorsunuz, burada bir problem yok, ama diyelim ki siz işte bir uçağa bineceksiniz, otobüse bineceksiniz veya hep beraber insanların beraber yaşadığı alanlar işte kahvehanelerdir veya spor tesislerdir. Bu durumda siz böyle bir hizmet almak istiyorsanız, böyle bir yere girmek istiyorsanız, burada kamu düzene girince, kamu sağlığı girince PCR testi olmak durumundasınız veya aşı olmak durumundasınız. Bunun başka bir alternatifi şu anda görünmüyor. Şimdi merak edilenleri sormak istiyorum Sayın Aratürk. Tabii ki siz aktarıyorsunuz ama izleyicilerimizin ve bizi dinleyenlerin çok daha iyi anlaması açısından, işveren isterse çıkarabilir PCR testi yaptırmak istemeyen, aşı olmak istemeyen bir işçiyi. Doğru anladık bu noktada. Evet. İş yerinden izin alabilir mi işçi PCR testi için, böyle bir hakkı var mı, hakkı elde edebilir mi istediği zaman? Bu elbette ki bu da bir zorunluluk olması sebebiyle işçi de PCR testi olmak veya aşı olmak maksadıyla burada izin alabilir. İşveren de burada gerekli izni makul esaslar çerçevesinde, süre içerisinde vermek durumunda. Ancak haklı bir gerekçesi varsa işverenin veya işçinin haklı bir gerekçesi varsa, bunlar da oturup buna göre karar vermesi lazım. Örneğin PCR testi için mesai saatinden sonra PCR testi vermek mümkünken mesai saatleri içerisinde PCR testi veriyorum demek iyi niyetli kuralların bağdaşmaz. Bununla beraber gerçekten de işçinin sadece o saatlerde PCR testi verebilecekse, böyle bir randevusu varsa, o zaman işçi bunu işçiye burada izin verilmesi gerekir. Evet. Ve bir soru daha var. COVID-19'a yakalanırsam diyor, işten çıkarma riskim var mı diyor, aşılarımı da yaptırdım. Hukuk bunun için ne der? Ya da böyle bir süreç nasıl işler? Bununla ilgili bir bilgi var mı elimizde? Burada eğer işçi veya çalışan her neyse, bu kişiler PCR testi yaptırmış, gerekli tedbirleri almışlar ya da aşı olmuşsa, ancak ondan sonra yine bu hastalığa tutulmuşsa, elbette ki bu bir mücbir sebeptir. Bu bağlamda bu mücbir sebepten dolayı işveren işçisini iş haklını sona erdiremez. Bu iş hukuku bağlamında işçi gerekli tedavi olmak durumunda. Tedavi bittikten sonra işine dönmesi gerekir. Ama tabii ki aşı kartı yoksa ya da PCR testi yaptırmamışsa, bir de üzerine değil mi hastalanmışsa, böyle bir ihtimal söz konusu. Şimdi zaten şöyle biraz önce aslında onu söylemeye çalıştım. Bu, hem Çalışma Bakanlığı'nın yönergeleri, hem Sağlık Bakanlığı açıklamaları üst üste değerlendirdiğimiz zaman, artık Türkiye'de işveren bütün işçilerin sağlığını korumak durumunda ve bütün işçiler de çalışanlar da ya PCR testi olmak zorunda veya aşı olmak durumunda. Bunun aksini düşünmek şu an için mevzuatta mümkün olmadığını düşünüyorum. Evet. Aksi takdirde yani hem PCR testi olmayan hem aşı olmayan bir işçinin çalıştırılması halinde bu işçiden kanatlanan bir bulaşıcı hastalığın diğer işçilere bulaşması halinde bundan dolayı bir zarar görülürse, bu aynı zamanda müşterek kusurlu olması sebebiyle işverenin de
burada sorumluluğu doğacaktır. İşverenler de böyle bir sorumluluk altına girmek istemeyeceklerdir doğal olarak. Bundan dolayı da o işçi konusunda yapacakları işlem yine bakanlığın yönergeler çerçevesinde gerekli ihtarlar yapıldıktan sonra da iş akdi sona erdirmesi erdirilebilir diye düşünüyorum. Ancak buradaki işveren ben bunu yaptırmıyorum, bütün riskleri alıyorum diyorsa da o zaman bu tamamen işverenin sorumluluğu altında olacak olan bir durumdur. Eğer doğacak olan bir durum söz konusu olur, bir başkasına hastalık bulaşır, ölüm veya yaralanmalara sebep olursa bundan doğacak olan her türlü tazminatı da işçiyle beraber öncelikle de işveren karşılamakta mükellef olduğu görülüyor. Peki, aşı olmuyorum, PCR testi yaptırmıyorum, ben mahkemeye gidiyorum. Mahkeme nasıl sonuçlanır? Sonradan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmek istiyorum. Önce burada kazanması gerekiyor ya. Böyle bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yola açılabilir mi? Bu da merak elbette edilen sorulardan biri. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilir. Ancak burada şöyle bir şey söz konusu. Bakınız, devletin bir temel görevi vardır. Adaleti sağlamaktır, kamu düzenini sağlamaktır. Kamu sağlığını sağlamaktır. Bugün devlet, işte Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlar Kurulu, işte bunların her biri devletin örgütü, aygıtı konumunda. Bugün bizi temsil eden ya da bizim işte hani olan devletin ilgilileri, yetkilileri, sorumluları diyor ki aşı olmanız lazımdır diyor. Bütün dünyada bilim adamları, bilim insanları diyorlar ki aşı olması gerekir. Aksi takdirde bu hastalığa yenik düşebilirsiniz diyorlar. Bu artık bilimsel verilerle ortaya konmuş olan bir durum. Hiç kimse bilimin dışına çıkarak kendi iradesiyle bir karar verdikten sonra bu benim hakkım burada mağdur oldum ya da bir hakkım ihlal edildi diyemez. Elbette ki dava açabilir, elbette ki mahkemeye gidebilir. Ancak burada haklı bir gerekçesi yoksa ki eğer kendisi ben PCR testi olmuyorum, ben aşı olmuyorum diyorsa bu kendi tercihidir ve hür tercihidir. Ona da saygı duyuyoruz ama böyle bir tercih yapmışsa diğer taraftan da mevzuatın kendisi için düzenlemiş olduğu sorumluluklarla veya hak yoksunluğuyla da karşı karşıya kalacağını da bilmiş olması gerekir. Bu bir tercih meselesi. Peki şunu da soralım. Yani çok merak edilen konuların başına geliyor aslında. Sayın Aratürk, size de geçmiş olsun diyelim. Siz de COVID-19'da bir mücadele verdiniz, yeni atlattınız ve evet, çok da zor bir süreç geçirdiniz. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi ben iletmek istiyorum. Bir taraftan akademisyen, profesör olan bazı isimler hani aşı karşıtlığı yapıyor. Yani bunlarla ilgili bir yol izlenmesi gerekiyor mu? Neden bir bu unvanlı insanlara karşı bir dava ya da hukuki bir süreç yok? Mümkün müdür? Nedir yani durum? Sonuçta profesör ya da akademisyen kişilerden bahsediyoruz. Tabii ki kendi görüşleridir. O ayrı. Bunu bir kenara koyuyorum ama biz bilimi öncelik alacağımız için, siz de belirttiğiniz için sormak istedim. Şimdi bu konuda elbette ki insanlar farklı düşünebilirler. Bundan daha doğal bir şey yok. Bu düşüncelere saygı duymak gerekiyor. Bu tür bilim adamları veya akademisyenlerin karşı çıkmasına da neden karşı çıktığı konusunun belki de bir şeyde, açık oturumda veya kamuoyuyla paylaşılması lazım. Zaman zaman bana da bir takım raporlar geliyor. Yurt dışında özellikle aşı olanları konusunda farklı bir takım iddialar söz konusu. Ancak bu iddiaların ne kadarın gerçek olduğunu, ne kadarın fazlasıyla kamuoyunu yönlendirmek amacı taşıdığını biz bilemiyoruz. Bu konunun en sağlıklı ve ne olduğunu konusunda bilen ve bilmesi gereken elbette ki Sağlık Bakanlığımız var. Onun kurulları var, ilgili bilim insanları var, bilim kurulları var. Bunların bu işi çok daha anlamlı, çok daha nitelikli bir şekilde takip ediyor olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Bu bağlamda farklı düşünen bilim insanları varsa bunlar da kendi düşüncelerini ortaya koyması lazım. Elbette ki şu anda dünyanın geçmekte olduğu süreç şu ana kadar dünyanın karşılaşmış olduğu bir süreç değil. Aşının geliştirilmesi belli bir zamana bağlı. Bunu kabul ediyorum. Geçmiş dönemlerde ben de Sağlık Bakanlığı görev yaptım. Bir aşının geliştirilmesi için belli zamana, belli sürece, belli periyotlara ihtiyaç var. Ancak şu anda dünyadaki gelinen bu noktada insanların hayat mıdır yoksa ölüm müdür diye karşı karşıya kalınca bu ikilemde şu anda geliştirmiş olan ve en azından belli noktalarda bilimsel verilere dayalı faydalı olduğu konusunda çok kuvvetle muhtemel sonuçların ortaya çıktığı bir ortamda aşının kullanılması veya PCR testinin yaptırılması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet. Yani bizim farklı bir seçeneğimiz ortada görünmüyor. Farklı bir seçeneğimiz söz konusu değil. Ya bir hastalık olur, bu hastalıkla ilgili A tedavi yöntemi vardır, B tedavi yöntemi vardır, C tedavi yöntemi vardır. İnsanlar burada ben C tedavi yöntemini tercih ediyorum diyebilirler.
Peki dünyada daha önce bir aşı karşıtlığı yaşanmış mı? Yani çocukluğumuzdan beri birçok aşı oluyoruz biz. Bu aşıları olmak zorundayız. Oldu mu daha önce bir aşı karşıtı yoksa pandemi dönemlerinde yaşanan bir sorun mu oldu bu, özellikle bu son dönemde? Sadece bu salgın sebebiyle değil ama dünyanın değişik bölgelerinde bir takım bilim insanları çocuklara yapılan bir takım aşıların da yani orada işte felç aşısı, çocuklara ilgili yapılan bir takım böyle şeker vesaire gibi bir takım aşıların da zararlarının olduğu, bunların bir takım böyle kalıtsal sonuçların ortaya çıktığı konusunda bir takım iddialar var, bilimsel bir takım çalışmalar var. Belki bu şundan söz konusu olabilir. Bazı insanların yapısı, genetik yapısı farklı bir takım sonuçlar ortaya çıkartabilir ama bu benim uzmanlık alanım değil. Bu yüzden çok bu konuda bir fikir belirtmemin de doğru olduğunu da düşünmüyorum bir hukukçu olarak. Evet. Bununla beraber aşı karşıtlığı ve insanın doğal bedenine dokunmama gibi bir takım eğilimler, bir takım düşünceler, bir takım bu işi süreci takip eden insanların olduğunu görüyoruz. Bunun için de bu da bir tartışmaya değer olan konulardır. Fakat gelinen noktada biraz önce söylemiş olduğum gibi dünyada alınan bilimsel veriler, dünyadaki bilinen, saygın bir takım kuruluşların bu konudaki vermiş olduğu raporlar, onaylar vesaire göz önüne alındığında bugün gelinen noktada aşının olması gerektiğini, insanların aşıyı tercih etmesi gerektiğini, aşı zorunluluğu yine de diyemeyiz çünkü temel insan hakları boyutunda. PCR testi konusunda evet eğer siz bir kamu hizmeti almak istiyorsanız, başka insanları da etkileyecek olan bir kamu hizmeti veya çalışmak durumundaysanız ve çalışırken de sadece yalnız başınıza değil de bir grup halinde çalışmak durumundaysanız o zaman bu şartta uyması gerekir. Ama bununla beraber bugün dünyada çalışma sistemleri itibariyle baktığımızda evden çalışma yöntemleri olabiliyor. Bir kişi evet. Sadece evden çalışıyorsa oradaki işveren ya sen kardeşim PCR testi oldu her gün ya da haftada iki defa aşı ol demek gibi bir durumu söz konusu olamaz. Kişi evden çalışıyorsa, evden çalışarak bir katma değer üretiyorsa buna da saygı göstermek lazım. Ancak kişi grup halinde çalışıyorsa, diğer insanlarla etkileşim halindeyse bu durumda bir kamu sağlığı problemi söz konusu oluyor. Kamu sağlığı problemi söz konusu ise şayet bu durumda yetkililerin, idari makamların önerilerini dinlemek durumundayız, yapmak durumundayız. Aksi takdirde büyük bir karmaşa ve kaosla karşı karşıya kalırız. Kaldı ki dün Sağlık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu veriler gördüğümüzde aşı olanların yoğun bakımdaki sayılarıyla aşı olmayanların sayılarını gördüğümüzde çok büyük bir kesimin aşı olmayan kişilerin bugün yoğun bakımda bu hastalıkla mücadele ettiği görülüyor. En azından bu bilimsel veriler bile bizim aşı olmamız gerektiğini ortaya koyduğunu düşünüyorum. Peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi bir taraftan sahte aşı kartı hazırlayanlar, PCR testi hazırlayanlar var. Bunlarla ilgili en son ünlü bir sanatçımızın ekibini gördük Kıbrıs'ta değil mi? Sahte PCR testinden. Evet. Maalesef alıkonuldu ve hala süreçte devam ediyor. Bir hemşire bizde yine aşı kartı ile ilgili bir sahte hazırlık ve bununla ilgili işlemleri de devam ediyor hukuki boyutu. Nedir yaptırımı? Bunu da sormak isterim. Bu zorunluluklar bu sonrası evrak, olabilir. Bir, eğer bu bir resmi evrak hükmünde bir evraksa ki bir resmi evrak hükmündedir bu. Resmi evrakta sahtecilik suçundan dolayı bu kişiler hakkında işlem yapması lazım. Her şeyden önce ya ceza hukuku boyutunda, idari hukuku boyutunda ise bir kamu görevlisi görevinin gereklerini ifa etmek durumunda gerçeğe aykırı, sahte, inandırıcı bir takım belgelerin oluşturulması, kamu sağlığını tehdit eden işlemler yapması, memuriyet hakkının sona ermesi ve iş akdinin sona erdirmesi durumuyla karşı karşıya kalması lazım ya da böyle bir işlem test edilmesi lazım. Ayrıca bu konuda tam olarak dosyanın mündiracatını ya da kapsamını bilirsek, kişinin çalıştığı yer, çalıştığı hastane, yaptığı işlem dosyasına vakıf olursak daha anlamlı, daha geniş, daha net bir bilgi verme imkanı olur. Ancak şu anda sadece bir yorum yaparak bu sonuca ulaşıyoruz. Dosyayı görmeden kesin bir şey söylemek de mümkün olmadığını ifade etmek isterim. Peki. Sayın Arıtürk çok teşekkür ederiz gün ortasına katıldığınız için. İyi çalışmalar. Sağlıklı günler diliyoruz. Evet, Doktor Sayın Ramazan Arıtürk bizlerle birlikte oldu. Aşılama ve tabii ki PCR testi zorunluluğu sürecinin hukuki boyutunu konuştuk. Kendisiyle devam edeceğiz.
PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan Diyarbakırlı ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemleri kararlılıkla devam ediyor. PKK mağduru aileler çocuklarını HDP'den geri alana kadar eylemi sürdüreceklerini vurguladı. Kahrolsun PKK! İşbirlikçi HDP! Kararlıyım, yani ben sonuna kadar da devam edeceğim. Yani ben canımdan vazgeçerim ama oğlumdan yine vazgeçmem. Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP il başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor. Çocukların dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP il binası önünde. İstanbul'dan 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tunca için oturma eylemine katılan Fatma Bingöl, dağa kaçırılan bütün çocuklar için eylemlerini sürdüreceklerini belirtti. Ben oğlumu istiyorum, ben evladım peşindeyim. Hiçbir zaman da peşini bırakmadım, bırakmayacağım da. Bingöl oğluna seslendi. Beni duyuyorsan, beni görüyorsan bak 3 senedir senin peşindeyim. 7 senedir senin peşindeyim de 3 senedir böyle HDP binasının kapısının önündeyiz. Artık gel. Yalvarıyorum sana, bak daha yüreğim dayanmıyor. Oğlu Eren Yalçın için evlat nöbeti tutan anne Fadime Aksu da HDP'den tüm çocukları alana kadar mücadele edeceklerini vurguladı. Biz kararlıyık, çocuğumuzu almadan gitmeyecek. HDP'den, PKK'dan çocuklarımızı alacak. Efendim, İran sınır bölgelerinde artan terör olaylarıyla ilgili Barzani yönetimini sert bir dille uyardı. Irak'ın kuzeyinin terör yuvası haline getirilmemesi gerektiğini söyleyen İran devrim muhafızları, Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Bakbur, bu duruma tahammül edemeyiz ve terör örgütlerine gereken yanıtı veririz ifadelerini kullandı. Irak'ın kuzeyi terör yuvası haline getirilmemeli dedi. Barzani yönetimine de tahammül edemeyiz mesajı gönderdi. PKK'nın faal olduğu İran'ın kuzeybatı sınır bölgelerinde terör örgütlerinin eylemleri son günlerde artış gösterdi. Yabancı istihbarat servislerine bağlı terör örgütlerinin Irak'ın kuzeyinde İran'a karşı faaliyetler yürüttüğünü söyleyen İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Bakbur, amacın İran İslam Cumhuriyeti vatandaşlarının sınır bölgelerinin güvenlikle huzurunu bozmak olduğunu belirtti. Konuyla ilgili Irak ve Irak Kürt bölgesel yönetimi yetkililerine gerekli uyarılar yapılmıştır diyen İranlı komutan, bölgeden gelen tehditlere karşılık vermeye hazır olduklarını vurguladı. Kuzey Irak'ta yuvalanan İran karşıtı terör örgütlerine yönelik kararlı ve güçlü bir yanıt verme olasılığı göz önüne alındığında, bölge sakinlerinin zarara uğramaması için terör yuvalarından uzak durmalarını istiyoruz. Bu duruma tahammül edemeyiz ve terör örgütlerine gereken yanıtı veririz. Evet, grip vakalarında artış yaşanmaya başladı. Peki bu artışın sebebi ne? Şimdi muhabirimiz Dilek Doğan'a dönelim. Yanında göğüs hastalıkları uzmanı Sayın Tuğçe Hürkal var. Konuyu kendileriyle konuşacaklar. Dilek, sözü size bırakıyoruz. Evet, Covid-19'la mücadelemiz devam ederken grip vakalarında da önemli bir artış kaydedildi. Özellikle Ağustos ayında %95'e varan oranlarda grip vakalarının arttığı gözlemlendi. Peki bu ne kadar gribe yakın? Covid-19'la bir ilgisi var mı? Tabii vatandaşlar da tedirgin. Çünkü acaba grip miyiz yoksa Covid-19'a mı yakalandık diye sürekli bir tedirginlik, kaygı içindeler. Tabii bu konuyu konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Göğüs hastalıkları uzmanı Sayın Tuğçe Hürkal'la konuşacağız. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi grip vakalarında bir artış gözlendi dedik. Bu rehavet havasıyla bir ilgisi var mıdır grip vakalarındaki artışın? Çünkü yaz ayı diye bir maske takmamazlık yaptık. Şimdi onun mutlaka etkisi vardır ama biliyorsunuz şimdi bir takım zorunlulukların gelmesi, yavaş yavaş iş yerlerine, şehirlere dönüşlerin başlamasıyla iş yerleri başta olmak üzere çok sayıda test yapılmaya başlandı. Test yapmaya başlayınca vakaları daha fazla ister istemez olası ve gerçek vakaları görmeye başlıyoruz. Tabii hayatımızda ister istemez kalabalıklık ortamları başlıyor. Yine eski randımanlı yoğun iş yerleri, yavaş yavaş okullar full time'a dönmeye başladı. Dolayısıyla şimdi bu bizim beklediğimiz bir kıpırdanma ve bu önümüzdeki en az 2-3 hafta kadar günden güne bu tedirici olarak artacaktır. Bu bizim beklediğimiz bir tablo. Ama bunun kontrolsüz olması bizim endişelenmemiz. Bir de aşılılarda, yani biz burada uzmanlar olarak iki gruptan aslında endişeliyiz. Aşısız olanlar ve aşısız ve eksik aşılı olanlar ve de aşılı olup gereğinden fazla rahat olanlar. Bu iki grup pandeminin aslında seyrini sonbaharda belirleyecek. Bir an önce aşıların tamamlanması bizim en temel hedefimiz. Diğer taraftan da aşılı grubun ısrar ve ısrarla altı çizilmeli ki bu
bulaştırıcılık indekslerinin kaybolmadığını bilmeleri ve kendileri hastalanmayacak ve başkasını bulaştırmayacak diye bir kavram yok. Aşılı ve antikorlu olmanın. Bakın sizler de görüyorsunuz basında çok sayıda mutant ve varyant gelmeye başlıyor ve bunların birçoğu da son dönemlerde antikoryal korumalardan kaçıyor. Testler bazen negatif gelebiliyor fakat kişilerin semptomları oluyor. Hem çocuklarda, hem genç erişkinlerde, hem de ileri yaşlarda. Ağzım akıyor, burnum akıyor, maske bana alerji yaptı, toz bana alerji yaptı. Olası bir ihtimal. Sinüzitim arttı, olası bir ihtimal. Ama bu semptomlar aynı zamanda bir virüsün de semptomu olabilir. O yüzden kalabalıklardan kendilerini bu dönemlerde izole edecekler ki toplum sağlığı açısından da risk faktörü teşkil etmesinler diye. Hocam, grip vakaları arttı dedik ama nasıl fark edeceğiz şimdi, nasıl ayırt edeceğiz daha doğrusu COVID-19 mu yoksa grip mi olduğumuzu? Şimdi bu çok zor. Hele ki şu dönemde birkaç varyant daha yavaş yavaş gözüktüğü dönemlerde. Çünkü hepsi birbirinden farklı semptomla gelebiliyor. Fakat genel olarak normal bir gripal enfeksiyonda herhangi bir istirahatle, minimal destekle, bir parasetamol desteğiyle bile ertesi güne iyi kalkma ihtimaliniz yüksek. Ama burada genellikle semptomların üzerine bir başka semptom eklenerek ilerler. Yani bugün başlayan burun akıntısı yarın öksürüğe, ertesi gün boğaz ağrısına, kulak ağrısına ve baş ağrısına devşirmeye başlıyor. Giderek ve günden güne farklı semptoma uyanmak kişileri huzursuz etmeli ve mutlaka bir uzmana görüşmeli. Yani ben gideyim bir eczaneye, A ilacı, B ilacı, C ilacı veya komşum önerdi, şu ilaç bana iyi geliyor dendiğinde biz toplumsal bulaşı kıramayız. Dolayısıyla uzmanlar tarafından şüphede kalınan vakaların istirahat raporlarıyla evde tutulması ve kalabalıklara sokulmamasıyla ancak bu salgının önüne geçebiliriz. Çünkü aşı ağırlaşmayı ve ölümü engellerken salgının bulaştırılma gücünü engelleyemiyor. Bunu artık biliyoruz. Dolayısıyla hepimize bu dönemde büyük bir iş düştüğü kanaatindeyim. Evet, zaten son olarak Mu varyantı da görülmüş oldu Türkiye'de. Artık ayırt edemiyoruz biz de. Şimdi doğru, çünkü Mu varyantı Beta'nın bir alt grubu ve Beta grubu virüsler daha çok tat koku kaybıyla giden virüsler. Halbuki Delta daha şiddetli öksürükle başlayan bir virüs. Tamamen mekanizmaları da farklı olduğu için kişilerin ve bireylerin bunu algılaması çok zor. Ayrıca alerjik hastalardaki maske alerjileri, rutubet alerjilerinin de başlaması üzerine eklendiğinde hakikaten kaotik bir tablo ortaya çıkıyor. Bu sebeple de hastaların bunu daha önceki tablolarındaki kontrol edici ilaçlarla algılamaları çok zor. Mutlaka bir uzmana danışarak yol almalarını öneriyoruz. Hocam, herhalde bunların bütün sonucu olarak aşının bir kez daha önemi ortaya çıkıyor. Tabii ki aşı mutlaka bizim için önemli. Eksik doz aşıların olması oldukça önemli. Çünkü hem bulaştırıcılık indeksini kısmi olarak kontrol ediyor, vakaların ağırlaşmasını kırıyor, hastane yatışlarını azaltıyor. Bu doğru. Ve bizim hastane yatışlarına tabii ki aşılardan da olan olabiliyor bu arada. Tabii ki ekstrem vakalarımız var ama daha çok aşısız ve eksik aşılarla karşılaşıyoruz. Teşekkür ederim hocam. Değerli bilgileriniz için eklemek istediğiniz bir şey var teşekkür mı? Teşekkür ediyorum. Çok merhaba. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Evet, tabii Sayın Hürkal'la konuştuk. Grip vakalarının arttığı bu günlerde özellikle aşının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Çünkü bu tür vakalara yakalananlar, COVID-19 olanlar ya tam aşılı olmayanlar ya da çok fazla rehavete kapılanlardan oluşuyor. O yüzden herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Grip vakalarının ayırt edilmesi için de mutlaka bir uzmana görünmeniz gerekiyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Dilek Doğan, kolay gelsin. Konuğuna da teşekkür ediyoruz katkıları için ve haberlerimize devam ediyoruz. Eğitim öğretim yılı beklenen, heyecanla beklenen 2021-2022 eğitim öğretim yılı başladı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci yüz yüze eğitim için okullarındaydı. Peki yeni dönemde koronavirüs salgını için okullarda hangi tedbirler alındı? Ayrıntıları şimdi haberimizde izleyelim. Çok büyük bir heyecanla okula geldiler. Uzun bir aranın ardından okullarda ilk ders zili çaldı. Öğrenciler okullarına kavuştu. Yüz yüze öğretmenleriyle okul binasına gelerek kendilerini gerçekten okula başlamış birer öğrenci gibi hissederek başladılar. 1-3 Eylül arasında yaklaşık 2,5 milyon okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencisine uyum eğitimi verildi. Diğer kademeler içinse okul 6 Eylül'de başladı. Yaklaşık 18 milyon öğrencinin merakla beklediği yüz yüze eğitim başladı. Okullarda COVID-19 önlemleri alındı. Öğrenciler İstiklal Marşı okunurken ve saygı duruşunda sosyal mesafeye uygun olarak sıraya geçti. Çocuklarımızın ve tüm okul binası içinde olan herkesin maskeli bir şekilde okula gelmesi gerekiyor. Öğretmenler ve okul personelleri de haftada iki kez aşı olmayanlar testlerini yaptıracak. COVID-19 test sonuçları okul yönetimleri tarafından toplanacak. Milliyetin Bakanı herhangi bir şekilde istemesi durumunda hem aşı karneleri hem de bu PCR testleri düzenli olarak onlara iletilebilecek. Okul
okullarda 5 gün ders yapılacak. Ders süreleri 40 dakikayı geçemeyecek. Beslenme saatleri farklı zamanlara ayrılacak. Nasıl geçti bugün? Benim bugün bayağı heyecanlı geçti. Salgın döneminde veli ve ziyaretçilerin mümkün olduğunca okul bahçesi de dahil okul içerisine girişlerine izin verilmeyecek. Milli Eğitim Bakanlığı okullara yeterli sayıda maske temin edecek. Okullardaki maske atık kutuları günlük boşaltılacak. Öğrenciler heyecanla başladıkları günü bitirdiler. Şu anda çıkış saatine denk geldik ve şu anda oldukça neşeli olduklarını gözlemliyoruz. Çünkü uzun bir aradan sonra arkadaşlarını gördüler. Nasıl geçti bugün? Güzel geçti. Eğlendik arkadaşlarımla. Öğrenciler için okullarda COVID-19 önlemleri alınırken velilerin de dikkatli olması gerekiyor. Eğitimciler bu nedenle velilere aşı olması yönünde çağrı yaptı. Velilerimizden de özellikle rica ediyorum, aşılarını yaptırırlarsa biz çocuklarımızı çok daha rahat koruyabileceğiz burada. 18 milyon aşkın öğrenci ve 1 milyon 130 bin öğretmen ders başı yaptı. Veliler kaygılarına karşı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer alınan önlemleri sıraladı. Bakan Özer yüz yüze eğitime katılımın zorunlu olduğunu vurguladı. Tedbirlerin üst seviyeye çıkarıldığını ifade etti. Öğrenciler, öğretmenler, veliler ve personelle birlikte yaklaşık 20 milyon kişi uzun bir aradan sonra okulların yolunu tuttu. Eğitim sektöründe yeniden hareketlenme başladı. Covid-19 nedeniyle artan kaygılara ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hürriyet gazetesine özel açıklamalar yaptı. Yüz yüze eğitime katılım zorunlu olacak. Ancak yönetmelikle tanımlı mazereti olanlar, Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ve COVID-19 tanılı veya temaslı olan öğrencilerimiz okula gelmeden EBA TV ve dijital platformlar üzerinden derslerini takip edebilecekler. Okullarda öğretmen ve görevliler vakalara karşı teyakkuz halinde olacak. Bildiğiniz gibi tüm okullarımızdaki durumu izleyen bir elektronik takip sistemi geliştirdik. Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak. Diğer taraftan öğretmen ve çalışanlarımızın aşı durumu ve kimlerin PCR testi yaptırması gerektiği de bu sistemden takip edilecek. Dolayısıyla okul yöneticilerimiz, ilçe ve il milli eğitim müdürlerimiz süreci yakından takip edebilecekler ve gerekli önlemleri alacaklar. Salgına karşı sınıfta öğrencilerin oturma düzeni yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde oluşturuldu. Yüksek sesle yapılan egzersizler açık alanda ve arada en az 2 metre mesafe bırakılarak sürdürülecek. Beslenme saatleri mümkün olduğunca farklı zamanlara yayılacak. Bakan Özer bir sınıfta tespit edilecek vakaya ilişkin de bilgi verdi. Böyle bir durumda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan COVID-19 salgın yönetimi ve çalışma rehberine göre hareket edilecek. Hasta öğrencilerimizin diğer öğrencilerden ivedilikle ayrılıp sağlık kurumuna başvurmaları sağlanacak. Okuldayken semptom göstermeye başlayan öğrencilerin en kısa sürede ailesiyle iletişime geçilecek ve hasta öğrenci ayrı bir yerde izole edilecek. Okullarda temizlik ve hijyen hizmetlerini sağlamak üzere 115 bin temizlik elemanı görevlendirildi. Efendim, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte trafikte de yine yoğunluk oldu. Eski haline döndü diyebiliriz haliyle. İstanbul'da sabah yola çıkan sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yoğunluk toplu taşıma araçlarında da gözlemlendi. İş gününe okulların açılması da eklenince binlerce kişi aynı anda yola çıktı. İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren trafikte yoğunluk oluştu. Avrupa yakasında D100 karayolunda, Anadolu yakasındaysa TEM otoyolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yola çıkan servis araçları D100 karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğuna neden oldu. Yoğunlaşan trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasına da yansıdı. Kentteki trafik saat 9.15'te %58 olarak ölçüldü. Toplu taşıma araçlarını tercih eden vatandaşlarsa metro, tramvay ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Evet, biraz önce değerlendirmiştik. Haberimize bakalım. Şimdi toplu faaliyetlere katılmak isteyen aşısızlar için COVID-19 testi zorunluluğu başladı. Sinema, konser, tiyatro gibi faaliyetler ve şehirler arası toplu ulaşımda yurttaşların negatif test sonuçlarını göstermesi gerekiyor. Aşıyı bir yere girmek için olmaya gerek yok. Evet. Covid-19 aşısı yaptırmayanlar için yeni uygulama devreye girdi. Aşısı olmayanlar için toplu faaliyetlerde Covid-19 testi zorunluluğu
başladı. Bu kişilerin azami 48 saat önce testlerini yaptırmaları gerekiyor. Konser, sinema, tiyatroların işlerinde HES kodları kontrol edilecek. Bu kişilerin aşılı olup olmadıkları ya da COVID-19 geçirip geçirmediğine bakılacak. Gerekli sürede tek doz aşı olan ve COVID-19'u atlatanlar bu faaliyetlere katılabilecek. İki doz aşı olmayanlar ve COVID-19'u geçirmeyenlerden negatif PCR sonucu istenecek. Test yapılmasını çok olumlu buluyorum. Test sorumluluğu şehirler arası toplu ulaşımda da uygulanıyor. Otobüs, uçak, trenlere binmek için bilet almak isteyen aşısız veya COVID-19 geçirmeyen yurttaşlara bilet kesilmedi. Bu yurttaşlar hastanelere yönlendirildi. Yurt içi yolculuk yapmak için geldim buraya. Toplu ulaşımda seyahat etmek isteyen aşısızların azami 48 saat önce test yaptırması gerekiyor. Efendim, çiftçiler dağınık olan arazilerin birleştirilmesini ve hazine arazilerinin rant değil çiftçiye açılmasını istiyorlar. Şu Ardahan Ovası'nda üretim yapan çiftçiler ulusal kanal aracılığıyla yetkililere seslendi. Milletin efendisi olan köylüler üretim için destek bekliyor. Ardahan Ovası arkamızda gördüğünüz yer. Tarım, hayvancılık ne durumda? Verimli topraklara sahip üreteni kazandırıyor ancak bunun için çiftçinin sorunlarının aşılması gerekiyor. Çavdar, buğday, yulaf, arpa, fiil. Uçsuz bucaksız arazilere sahip Ardahan Ovası. Tarlalar ekilmeyi bekliyor. Bir kısmı boş. Ne kadar ekilip biçiliyor sizce? %20. Diğeri boş arazi. Diğeri bomboş işte. Üreticilerin sorunlarından biri arazilerinin dağınık olması. Tarlaların toplulaştırılmasını istiyorlar. Yani işte bir kısım arazimiz burada, 3-5 dönüm arazimiz orada, 5-10 dönüm arazimiz orada. Ayrı ayrı yerde olunca bunu kontrol etmek, ekmek, biçmek, makine sokmak zor oluyor. Araziler birleştirilirse çiftçi kazanacak. Hepsi aynı yerde değil tabii. İşte hepsi aynı yerde değil. Belki 50 tane ayrı yerde. Ayrı ayrı yerlerde olunca hem zaman kaybı, hem işte gereksiz yere mazot israfına sebep oluyor, hem de arazilerinizi kullanamıyorsunuz. Yani maliyetler yarı yarıya düşerdi. Ardahan Ovası'nın daha da işler hale gelmesi için hazine arazilerinin tarıma açılması talep ediliyor. O araziler de tarımsal amaçlı kullanılmak şartıyla üreticiye, çiftçiye kiralama veya satılma yoluyla açılsa üretim daha da artacaktır yani. Su tarımın en önemli ayağı. Çiftçiler sulama kanalı istiyor. Suları biz verimli kullanamıyoruz. Bu konuda işte İl Tarım Müdürlüğü'nün devlet su işleriyle organize çalışaraktan boşa akan bu suları sulamada kullanacağımız kanallar falan yapılarak da üretime katkı sağlanabilir bu şekilde. Efendim, ekonomideki makas açıldıkça açlık ve yoksulluk sınırı da giderek artıyor. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı asgari ücreti geçerek 3000 liraya dayandı. Memur Sen'in araştırmasına göre yoksulluk sınırı ise 8000 lirayı aştı. Hiçbir şey yetişmiyor. Vallahi zor, geçinmesi zor. Açlık ve yoksulluk sınırı arttıkça bir ekmeğin bile aile üyeleri içindeki payı azalıyor. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı tam 2909 lira 9 kuruşa dayandı. Yine 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise 8263 lira 1 kuruş. Yani durumumuz şöyle, geçinebilen yok zaten. Orta direkt diye bir şey kalmadı. Araştırma Memur Sen'e ait. Ağustos ayında Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı tespit edildi. Gerçekten çok kötü bir durum. Geçinemiyoruz tabii ki. Araştırmada gıda fiyatlarındaki artış da oldukça dikkat çekici. Çünkü Ağustos ayında Temmuz ayına göre gıda fiyatları 3,9 arttı. Vallahi zor geçiniyoruz. Ağustos ve Temmuz ayında göze çarpan en büyük artışlar %56,3 artışla salatalık, %43,85 artışla kabak, %36,14 artışla limon, %32,79 artışla taze fasulye, %21,74 artışla karpuz da kaydedildi. Asgari ücretten yol parası veriyorum, kira veriyorum. Daha sayayım mı? Kişisel temizlik ve eğitim ürünlerinde de artış yaşandı. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında %3,46'lık bir artış gözlenirken, eğitim kültür madde fiyatlarında ise %1,47'lik bir artış oldu. Nasıl geçinelim? Herkes açlık sınır altında, maaşlarımız öyle. Başka söyleyecek bir şey yok yani.
Efendim üniversitelerin açılması fırsatçı ev sahiplerini de harekete geçirdi. İstanbul genelinde kira fiyatı en az %35 oranında arttı. Bazı bölgelerde artış %100'ü buldu. Kira konusunda kötü haber de İstanbul Emlakçılar Odası'ndan geldi. Ev yok, kira artışı devam edecek dedi. İstanbul'da kira fırsatçıları yine iş başında. Zira okullar açıldı ve öğrenciler barınma telaşına düştü. Öğrencilerin dönüşüyle birlikte kira fiyatları da tavan yaptı. İstanbul'da öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde kira fiyatlarında ani artış görüldü. Bu artışlar aylık haftalık değil günlük yansıdı fiyatlara. Öyle ki bir konutun sabahki fiyatıyla akşamki fiyatı birbirine tutmadı. Kıtlık devam edecek çünkü ev yok. Fiyatlar bir miktar daha yükselecek demiştik. Bu oluyor nitekim şu anda. İstanbul'un genelinde kira fiyatlarında %35'lik artış görüldü. Beşiktaş, Şişli, Mecidiyeköy, Bakırköy Merkez, Kadıköy Merkez gibi semtlerde fiyatlar %35-40 civarında arttı. Bazı ilçelerde kira artışı %100'ü buldu. Suadiye, Bostancı, Göztepe gibi semtlerde %70, %80, %100 artışlar var. Avcılar ve Küçükçekmece'de %50, %60 gibi artışlar var şu anda. Mal sahipleri maalesef bunu fırsatçı bir yaklaşım ile çok fazla yükseltiyorlar. Yani aynı gün içinde %50, %100 zam yapanlar maalesef olduğunu gördük. Çünkü 3 kişi kalmak isteseler normalde aileye 1000 liraya dedikleri ev sahipleri biz 3 kişi öğrenci kalacağız dediğimizde işte kişi başı 500 olur o zaman demeye başlıyorlar. Birazcık ahlaki olarak yanlış olduğunu düşünüyorum. Bazı emlak sitelerinde konut kiraları sabahtan akşama artıyor. Peki bu durumla karşılaşan vatandaşlar ne yapmalı? Kesinlikle ikisinin de resmini çekip onu tüketici hakem heyetlerine bildirsinler. O konuda çok sayıda mal sahibi bu konuda ceza aldı. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, emlakçılara verilecek komisyonla ilgili ayrıntıları da paylaştı. Komisyon oranları bir aylık kiradır bakın. Yani bir aylık kiraya tekabül eden bir komisyon, bir hizmet bedeli vardır. Bunun üstündeki talepleri de yine mutlaka hakem heyetlerine bildirsinler. Üniversiteler açıldı ancak yeniden bir kapanma yaşanması durumunda ne olacak? Sen diyelim bir yıllık kontrat yaptın, 3 ay sonra çıktın. Adam kalan o 8-9 ayı isteyebiliyordu kanunen. Ama şu anda isteyemiyor. Sadece mahkemeye başvurulduğu zaman hakim bir takdirde bulunuyor. Bu ev en fazla bir ay boş kalır diyor veya 2 ay kalır diyor. Size en fazla onu ödetiyorlar. Ama bunu ilk kontrat esnasında yapabilirsiniz. Yani bir ay önceden haber vermek koşuluyla kiracı istediği zaman çıkabilir gibi madde koyabilirsiniz ona. Evet, böylelikle gün ortası burada noktalıyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bugünün hava raporu gelecek şimdi ekranlarınıza, takip edebilirsiniz. Biz ayrılıyoruz. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde yeniden sizlerle birlikte olacağız ama saatler 15'i gösterdiğinde sevgili Seda Anık günlükle gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edecek. İyi seyirler. We'll be right back.